Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin Selavat <laughs> Cenab-ı Hak tevfikini refik eylesin zihin açıklığı versin kendimizin şerinden kendimizi muhafaza eylesin bizden çıkan fitneden, fitne ateşinden bizi muhafaza eylesin. Fitne, i̇nsan kendi fitnesini kendisi yakıyor. Diğerleri kendisini rahatlatmak için bahanedir. Kendisidir hepsi. Yapan da, eden, tahrik eden. Çünkü sen vefat etsen de o sistem devam ediyor. Dünyanın adet olan yani bu kürede bu galakside bunlar oluyor. Geçen vakıf kardeşlerle şey yaptık. Farkındalığın gücü. Çok güzeldi bu noktada. His dersimizi yapıyoruz. Dima 239 his 10. İşaratul icaz 112. Bunun içindir ki Kur'an-ı Kerim yüksek hakaykı, yüksek hakaykı müteşabihat denilen. Şimdi müteşabihatı tarif ediyor lugatını. Müteşabih buymuş Osman teşbihler, misaller ve istihareler ile tasvir edip cumhura yani avam-ı nasın fehimlerine yakınlaştırmıştır. Muteşabihatı kullanarak. Muteşabihatın içerisinde 3 ABC şıkkı var. Bununla muteşabihatın içine bunu koyabilirsin. Teşbihler, misaller, istihareler ile tasvir edip cumhuru, cumhura yani avam nasın fehimlerine yakınlaştırmıştır. Ve keza demek ki serbest bölgede serbest bölgede her, her şeyin her mertebesinin bulunduğu bir alan ya orada muteşabiatla fehimlere yakla, yakınlaştırıyor. Fehim neydi? Serbest bölgeden taakkule, akla iniş süzgeci. Hatırladınız değil mi? Tasvir diyor zaten mesela tasvir edip diyor ya teşbih, kim? Muhtemelen tahayyül başta giriyor, tasavvur giriyor, tasvir var zaten. Evet. <laughs> İkisi beraber. Aynen öyle. Mesela benzetme yapıyor istihare. Hani başka manada kullanıyor onu. Aslan gibi diyor. Yani üstad da tep temsilatı kullanıyor zaten. Yani o aslında serbest bölgeyi, tahayyülü, tasavvuru kullanıyor. Kesinlikle. Öyle. Ki zenginlik orada. Zenginlik orada. Aynı lafı diyecektim. Zenginlik orada. Zenginlik orada oluyor. Zaman hep hayali şey biliyorduk yani. Boş, belli şeyler yani. Belleş bir şey zannediyoruz hayali. Dün akşam da vardı böyle. Ee, mesela tebzir ve israf. İkisini kullanıyor. İki, Lugat'a bakarsan ikisi de aynı. İsraf ve lugatta tebzir ikisi aynı. Ama israf seni harici atar. Bak çok önemli bu şey. İsraf seni harici dünyalara atar. Tebzir de lugat israf ama içsel alemlerin sıkıntılarına tahammül edilmez sıkıntılara atar seni. İçselle onu tebzir. Çok tuhaftı dün tabi anlayana. Ne yapayım o kadar dilim dönüyor o kadar şeyim. Ee, kuve Akviye, Kuvey Gadaviye, Kuvey Şevye'nin 3 modunu bir, bir saatte incelemek misallerle. Kolay değil tabii. Bir de tıptaki tabirini karşılığı için. Çünkü böyle beklentileri var yeni aslında yeni gençleri. Yani böyle bir sıkıntım var. Bakın işte onların sorularını topladım. Tamam bir ders olacak. Tamam bir ders olacak. Telefonlarına doktor. Sorularına ders olacak. Takip edin diye. Onların içinde işte bu budur. Paranoyak dedikleri budur. Yani gayb değil ya işte şizofreni de budur. Bizdeki ikisini de bildiğin için, ha bizdeki karşı tercüman ya. Onu bildiğin için bunu da biliyorsun, koyuyorsun. Şimdi tebzir ile israf çok önemliydi. Kitap okuyanlar için söylüyor. İsraf seni harici alemlere atar. Tebzir de israftır ama maddi ve manevi israf ederek içsel çöküntülere, hastalıklara tahammül edilmez dertlere seni sokar. İsraf ise çıkamayacağın dertleri harici alemlere atar. Nasıl kurtulursun? İsraftan, hariçten, günahları terk ederek, tebzirden ise ahlak-ı seyyiden çıkarak kurtulursun. Ya ne lügatlar var orada ya? O derste neler var ki? Külliyat başlı başına bir tuhaflaştı ha. Farkındaysanız. Değil mi doktor? Öyle baktığın zaman çok garip ya. Allah garip ya. Kutan bu Kur'an hakikati ya. Yani böyle biraz eski de ne bileyim kabul ederdik. Şimdi öyle demiyorum ya. Kemiğime kadar zerreme kadar söylüyorum. Hakikaten Kur'an öyleymiş ya. E kabulleniş değil bu. Böyle böyle he? Kabulleniş miydi yani bende? Değilmiş ya. Yakın e, gördünüz. Kuvve Aklı, Kuvve Şevye, Kuvve Gazi. ve şeye bak. Ya bu böyle bir şey olur mu ya? Tefsiri nerede kullanıyor? Öyle bir israf ki içsel alemini darmadağın ediyor. Tahammül edinemez hastalıklara, musibetlere, dertlere seni durçar ediyor. bu nasıl bir tefsir? Maddi ve manevi israf. İsrafın bir cinsi. Nasıl kurtulursun diyor. Doktor diyemez ki kardeşim bu senin ifrattandır, bu tefrittendir. Vasata gel. O da bilmiyor ki. Rizeli'ydi işte. Ee, pazardaki meydanda denk geldik. O hocam falan. Saygılı, temiz adam. Bakırköy'de çalışıyor. Ya neyse. Ya sen dedim ruh kabul ediyor musun ya? Ruh yok dedi ya. Ama orada çalışıyorsun doktorum dedim. Ruh ve sinir hastalıklarına. <laughs> dedim sabah girerken işte tependeki tabelasını rahatsız etmiyor mu? Her sabah ediyor dedi. Maddenin fonksiyonudur ya diyor. Ya bu kasen uydurmuyorum ben ya. Psikiyatrist doktor. Ruh inkar ediyor. Millet de ruh tedavi olması için ruh inkar eden doktora gidiyor. Aklım almıyor işte. <laughs> dedi ki bana bak bunu bırak dedi. Seninle güzel şeyler konuşmak istiyorum çok. Gel diyor şurada kafetere var diyor çok büyük. Gelmesin o. gelirim abi gelir. Ya dedi çok güzel şeylerim var dedi. Çok hoşuma gidiyor dedi. Yani e, Allah'a şey demiyor. Madde, yani maddeyi, kuantum fiziğini <laughs> senden duymak istiyorum dedi. Bir de dedi onu psikolojiye bir dayandırsana dedi. Bak kahveler benden dedi. Böyle ama dedim o sistemi anlatırken sistemin isimlerini enerjiden bahsetmemek mi? Ya tabi bahset. Yani enerji Allah ya. Yani. Neyse. O, tuhaf ya küllat. O kadar da teşvik oldu ki o <laughs> dersin yapmama. Nerede bilecek ya? Bu ifrattır Ali. Bu da tefrittir. Bu ifrat, buraya bu, bu, bunlar düştün. İsrafla is, ifrata düştün. Ee, tebzirle tefrite düştün. Tertlerle, tecerütlerle vasata gelirsin. Ömrünü verse gene bir ömür de verse bunu bilemez. Şu kadar şey. Nasibi olmadığı için. Dinsizlikle bilinemez. Ya nasıl diyeceğim doktorum? Bu ifrattan, bu tefritten ha vasata gel. İsraf, ifrat, tebzir, tefrit mi? Evet, tebzir, tefritten. Onun kurtuluşu ise israftan kurtulmanın yolu terklerle, tebzirden kurtulmanın yolu tecerütlerle. Bak ne kadar, ne kadar kolay oldu ya. Bak tebzir arkadaşlar hepimizde kısmen var. Maddi ve manevi organlarımızı ve nimetlerimizi maddi ve manevi nimetleri yerinde kullanmayarak içsel alemimizde tahammül edilemez. Hastalıklara, müsibetlere, dertlere ve kederlere düçar ediyor. Dört tane. Hastalık, müsibet, dert, keder. Tebzir. Tebzir. İçsel. Ustad Vahşetin çölleri diyor. Ya deli olacağım bu adamın kullandığı müteşabihatı ya. İstihare işte bu. Çöl ne demek? Bir damla yağmur düşmüyor. Ne oluyor o zaman? Oradaki mahluklar zehir zemberektir. Karadeniz'deki yılanlar ısırmaz ısırsa bile zehirli değil. Su çok çünkü. İş, o su olduğu yerlerde o zehir o kadar tesirli değil. Su çok olduğu için meyveler de o kadar tatlı değil vahşetin çölleri diyor. E, bende ne oluyor? Çöl gibi ya vahşet. Vahşeti çölü benzetiyor. Kafa vahşet. Peki çaresi ne diyor? Bu, bugün okuyacağız işte. İslamiyet suyuyla. İslamiyet suyu diyor ya. Şöyle 322. Ona çalıştım gönderdim. Gördüm, görmüşsünüzdür. Kaç sayfa çalıştım biliyor musunuz? Osman? Bir. 2 3 4 5 Sonuç söylüyor. İslamiyet suyu dimağa bakıyor. İmanın ziyası vicdana bakıyor. Ziya. Ubudiyet toprağı altında nas bu. Kalbe bakıyor. Evamir-i Kur'an imtisal ruha bakıyor. Bunu diyebilmem için şu kadar saniye mi tuttu? 10 saniye. saniye tam bir buçuk gün. O da 60 senenin altyapısıyla. Yani bunu usta nasıl dizdin ya? Ben var anlamaya çalışıyorum. Varı. O olmayan bu sistemi nasıl yerleştirdi? Bu olamaz Ali. 23 senelik Risale birbirini cerretmeyecek, birbirini ortadan kaldırmayacak, birbirini teşvik edecek, birbirini anlamlandıracak. Bu cahil kafamla sureti, kanuni hakikati, mahiyetini, formülle çalıştığım bir şey bir insan düşünerek bunları dizemez. Diziliyorsa mevcudatın arkasındaki matematiği çözmüş matematik kalıplarına göre manaları giydirerek bizde kela, kelamla ifade edilmiş. Bu matematiktir. Aslan yani mesela bilgisayarda film var ya film. Senin için benim için filmdir ama Davut ve Ali için fi, bunun için e, film değil. Bir bir sıfır sıfır bir 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 sıfır sıfır. Ha o bir bir sıfır yazılımı o kalıplara manaları attı. Bak kalıplara manaları attı. Onlar tık 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 tık, tık, tık yerini buldu. Geldi bu aleme. Buna bir elbise giyelim dedi. Bir kelime. ne demiş ki? E demiş ne demiş? E, Fehim demiş. Süzgeç yani. Vahşetin çölleri. Bunu diyebilmesi için söylüyor. Bunu diyebilmesi için dimağın, vicdanın, kalbin, ruhun darmadan olması lazım. Ee, Allah var olanın bendeki yokluğunun bendeki ortaya çıkışı. Bir dakika, bir daha. Allah var ya, var olanın bendeki yokluğunun bendeki darmadan yapışı, yapışı. Bunu bilecek. Diyecek ki iç alemdeki adamın durumu vahşetin çölleri diyecek. Onu da büyük resimden bakması lazım. içinde bulunması. Tabii. Ya kardeşim yazılımın arkasını bu mevcudatın arkasına geçecek işte acizliğimle söylüyorum bu nasıl olur? Matematiğini matematiğini çözecek o kalıpları yoksa böyle mana yok Kur'an edileşeriye i tabi bu bize avama hitap ediyor. Ee, peygamber için edile yok ki ilk tesis eden için. Kendi söylüyor zaten hadisi. İcma kıyas zaten kendisi öğretiyor. Arka arka. Yani Bing Bang'den arkaya. Bu orada ne matematik varsa onu çözecek. Ben bu, bu kesin benim kanatım. Onu çözecek. Nasıl bir sistemse yazılım. Oraya bakacak. Ondan sonra asrı tahlil edecek. Hastalıklarını atı verecek. O aynı zamanda yazılım Kur'an'ıdır. O kalıplara gidecek. O kalıplardan yansıyacak. Tak 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 tak. Tamam dur. Şimdi ben bunu bir elbise giydireyim. Onun adı da uslup ve lisan olacak. Kelam olacak. Tık dizecek. Yoksa birbirine destekleyemez. Birbirini ortadan kaldıracak bir kelam kula kullanmıyor yani. Onun için sözde diyor ki Kur'an mesela diyelim ki e mandalina. Öyle bir renk, öyle bir koku, öyle bir yaprak, öyle büyüklük, öyle bir şey vermiş ki birbirini kaldırmıyor. Oo, buna bak ya bu renge bak demiyorsun. Renk ve koku birbirini kaldırmıyor, destekliyor ya. Yani. Yani birbirini tamamlıyor. Ağaçta da öyle. Gövdeden daha kalın efendim dalı var. nasıl olacak ya? Daldan büyük daha yaprağı var. E kendisini ortadan kaldırdı Ali. Ha buraya gel Ali. Seni bırakmam oralara. Tamam. E şimdi bu bu manalar da da öyle. Nasıl ortadan olamaz ya? Varı ben anlamaya çalışıyorum. Biz de o kadar aptal değiliz ya. Siz de değilsin kimse değil. Ya bu nasıl oluyor bu ihtiyar adam? Kardeşim böyle dinlemek lazım ya bir tuhaf ya. Tuhaf ya Gittikçe işler tuhafla sardı zaten. Bu hissiyatta. <laughs> Tuhaflaştı her şey ya. Bir daha okuyorum. Bunun içindir ki bilin yani bilin elinizden kaçmasın. Vallahi elinizden gider. Nasıl gider biliyor musun? Ha böyle gitmez ha. Bu, bu manalar gitmez. İştah olmaz, arzu olmaz, ihtiyaç hissetmesi. Ha böyle gitti işte veya elinden yokken yani böyle bakarken gitti işte olmaması ihtiyaç hissetmemen o alındı anlamına geliyor İtimat edin bana aynı böyle yatın kalkın da şükredelim hepimiz ki bu durusu Kur'an etrafında toplamış bizi basit sebepler hiçbir sebep ciddi bir sebep değil bu derse layık bir sebep olması lazım hepsi hepsi maalesef şefkat o katı bu inşallah şefkattır. Bak bilelim ki almasın. Alınanlar var koca koca adamlar biliyor musunuz? Koca koca adamlar CHP'ye destek veren çarşaflılar. Risaleyi nasıl anlayacaksın diye kitap yazıp da CHP taraftarı olanlar var. Anladım. Tuhaf tuhaf. Tuhaf tuhaf şeyler oluyor. Bu galaksimizde neler oluyor? Bir tuhaflık, bir tuhaflık var yani. Yüksek hakaiki müteşabihat denilen teşbihler, misaller ve istiareler ile tasvir edip cumura yani avamın nasıl fehimlerine, fehim süzgeçtir. Nereden? O serbest belge bizi zenginlik kılan. İyi ki var ya vehim, vesvese, şüphe, tereddüt, zanlar kırla gidiyor. Her resim, her bana işte orayı ben zannedenlerin zaten çöküntüsü, psikoloji sonundan bozuluyor. Niye var bende? Niye olmasın lan? İyi ki var zenginsin işte seçi. Onu kim seçiyor? Fehim denilen süzgeç. Fehim o, o peki o serbest bölgeden fehime kim getiriyor? Muteşabit. Müteşabih. Müteşabih ne demek? Teşbihler, misaller, istiareler. Orayı getiriyor. Getirdikçe. Ama varsa kafanda temsiller varsa, istiareler varsa. Yani tefekkürü dersi okursan bunlar zaten birisi sana soru, 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 soru sorduğu zaman pat diye aynı bunun gibi diye misal verebiliyorsun. Ve keza tekemül etmeyen avamın asın tehlikeli galatlara düşmemesi için hissi zahiriyle gördükleri ve itikat ettikleri güneş, arz gibi meselelerde icma ve ibham etmiş ise de yine hakikatları işareten bazı emareler, karineler vaz etmiştir. Mesela biliyorsunuz ve şemsu tecrü'l mustakarına ha. Güneş döner diyor. Tamam avam diyor ki tamam. Ama hakikaten ehline diyor ki hakikaten güneş dönüyor. Kendi ekseni etrafına dönüyor. Bir de komple güneş sistemi dönüyor. Yani güneş sistemi dönüyor. Ama avam diyor ki ha, tamam işte. Görüyor musun? Zahire bak. Hakikatine bak. Güneş döner. Çok tuhaf ya. Bir insan bunu ya yazabilir mi ya? Böyle bir Kur'an'ı. Güneş döner. Tabii bu hakikaten döner kendi ekseni etrafında döndüğünü. Li Lamla usta diyor. Lamla hem kendi ekseni etrafına hem Güneş et, e, Güneşin komple sistemi hem de o galaksi ve yıldızının etrafında dört tane hareketin olduğunu. Ya bu ne desin ya dinin ne işi var orada? Ya sen ne siz diyor dağları sabit zannediyorsunuz, Denilecek şey mi? Onları yürütüyoruz. Dinle ne alakası var bunun? Bizim anlayışımızdaki din yani o vadide bizim köyde mesela iki vadide derenin kenarında da bunları söylüyor. <laughs> ya olacak şey değil ya. Başka şeyler oluyor bu gezegende ya. Bir tuhaflıklar var. Ölenler var, dirilenler var, küfredenler var, iman edenler var. Kadın var, erkek var. Ses var, ses. Dereye gittim. <laughs> birkaç gün sonra köye gittim. Vay be ses, var, ses varmış. Bağırmalar, çağırmalar. Eskide sıkıntı oluyordu. Bir baktım ki iyiymiş ya. Tuhaf. Evet, burada hissi zahiriden ne çıkarttık? <laughs> Bu gezegende neler oluyor? Giden gelecek hiç endişe etmeyin. Gezegen aynı bizim hücreye benziyor. Kainatın kalbidir diyor. Yeni bulunmuş galiba. 40 bin mi? Evet, 40 bin hücre var bulunmuş. Şu anda Kalpte bir bulunmuş. O abi söyledi bana. Ee, Hasan kardeş dedi. Onu da bil dedi. Prof var. Ya karşıda Üsküdar. O bir şeyle şeyle görüşmüştük vesileyle. 40 bin tane hücre var. Kalpte müstakil akıldan hariç, akıldan üstün akıl hücreleri varmış. Karar o veriyormuş, sonra ona bildiriyormuş. Tahlil ve tasvirleri yukarıdakine yaptırıyormuş. Malzemeleri sen topla, karar bu veriyor. Yani karar ile tercih. Kararı kalp veriyor, tercihleri yukarıdaki yapıyor. Bu yapıyor. Neler oluyor? Şey yukarıdaki malzemeleri alıyor, aşağı sunuyor. Evet. Kalbe. Sonra sunuyor. Bu karar verdi. Karar ile tercih farklıdır. Mesela ben karar verdim vakıf olacağım. 80'de karar verdim. Ha, o kararıma göre tercihler yapıyorum. Olmaz. Hayır, evet. Ha, bu kalp karar veriyor, akıl tercih ediyor. Karara uygun. Çok tuhaf tuhaf yani. Gittikçe acayip. Evet, hissin Evelini, ahirini, zahirisin, vatinsine denk geldi. Bununla hissi zahir. Bir de arkadaşlar hepimizin, hepinizin bildiği ve çokça Risale okuduğumuz halde bir garip ilgimizi çekmeyen bir şey var. E, hissi kabilel vuku. Hatırladınız mı? Yani hissi kalbel vuku e, <laughs> bugün onu okuyacağız inşallah. Eski Said münafıkları hakikaten beyan etmiş. Şimdi onu şey yapacağız. Ee, ya neler var? Şimdi hissin sureti, kanuneti, hakikati, mahiyeti geçmeden his evvel isimde nasıldır? Evvel, ahir, zahir ve batın isimde nasıl aktif oluyor? Daha önceki derste şöyle demiştik hatırlar mısınız? Kuvalar akıldadır. Ee, or oraya merkezi o. kuve i Akliye, Kuvve-i Şerif, Kuvve-i orada. Ee, hislerin merkezi başka yerde arama. O vicdandadır. Duyguların merkezi kalptir. Başka bir yerde arama. Latife ruhtadır. Ha Ama bu burada duruyor mu? Duruyor. Kalpteki latife buraya atılınca bu his formatına dönüştürülüyor. Diyor ki bilgisayar MP4 diyor bu dosya MP3 yaparsam diyor okunmayabilir vesaire. Dönüştürür mü? Dönüştür. Yani akıldan gelen kuvalar eğer hisse gelirse e, içerisi kuva olmakla beraber sureti veya libası kanuneti değil de sureti his oluyor. Veya his dima atarsa kuva olur. Hatırlarsınız geçen hafta. Abi kalp kelimesi dönüştürücü demek zaten. Evet. O zaman kalpte mi oluyor? <laughs> kalp eder var ya. Evet. <laughs> kalp eder, birbirine dönüşür. kendisi dönüştüğü gibi dönüştürür de. Bu buradaki bu konuşmamdaki gaye birbirine karıştırma. His buradadır. Kuva buradadır, duygu buradadır, latife burada. İki de bir değiştim şey yapma ya alemin. Peki onu kuvayı buraya atarsan, bak kuvaları hisse atarsan his formatında olur. Ama içerisi kuvadır. Yani hakikatları. Yani esmaları kuvadır ama libası histir. Hissi dima atarsak kuva olur. Yani bunu karıştırmayın. Bu çok önemli bir şeydir. Öyledir yani. Dediğiniz şey oluyor. Yani görüntü burada ışıktır ama kafanın içinde karanlıktır. O. Başka bir şeydir. Mesela diyelim ki hissi bir şeydir. Ee, hissi bir şey. Buradan neyi çıkarttım biliyor musun? Çok tuhaf. Maziye, e, tabi geçen şey yaptım. Maziye dalalet yani sar. Maziden en çok kim etkileniyor? Kardeşim oturuyorum ben bir defa yaylaya gitmedim iki, ay, iki ayda. Gitmedim kardeş Oturup ders çalışıyorum. Onun için Allah veriyor. Yani gayret edin. Adetullah'a uyun. Az kaldı. Bu tatilimizi şeyde yapacağız. Kabirde. Bak ne buldum? Bak bir kitap yazılır. Maziye kula sar. Yani maziden en çok etkilenip hazırı şimdi zehirleyen kim, kimlerdir? Kadınlardır. Maziden kula, kula fazla çalışıyor. Mazinin seslerini, hatıraların seslerini, konuşmaları, şimdiye getirip şimdi zehirleyen histir. İstikbale ait. İstikbale kördür. Yani tulu emel, mal mülk, e, efendim kariyer istikbale de göz en çok kim etkilenir? Erkek etkilenir. Etkilenip istikbale o kör olmaktan, gözünü yanlış kullanmaktan andaki düşüncelerini zehirliyor. Ustak buna taciz diyor, tecavüz ediliyor. Onun için kadının sıkıntısı maziden, buna bir kitap yazılır kardeşim ya yazacaklar alacaklar bunu. Mazi, maziden, maziden ve hissiyatla etkilenen kadın hissidir. Erkek istikbalden ve fikri istikbalden ve fikren etkilenendir peki eee istikbal vehimle alakalı mazi tasavvurla mı? Evet, daha, daha tasavvur, düşünce, düşüncelerle e, kadın birinci derecede düşün devam düşünür. Erkek devamlı görmek istiyor. Acayip yani. Maziyle ve müstakbeli birleşince de an oluyor. An oluyor. Aynı o beraber olması. İns, an. Ins ins an. Yani anda, anda anda olmakta olan, anda olan. Buradan neyi çıkarttım bir tanesini söyleyeyim size. Çok hoşunuza gidecek. Niye seyahat edin siyahat bulun? Ee, hadisi e, teptil mekanda hayat vardır ustad. Bununla şunu çıkarttım. Mesela misal vereyim. Çankırı'dan geçiyorsun. Aa dereye bak ya. Aa tuz satıyorlar. Aa şuna bak. Ağaçlıklar var. O ne yapıyorlar? Niye seyahat insanı keyiflendiriyor? olduğuna değil. Çünkü seyahatte yeni bir şey öğreniyorsun. Yeni bir şeye tanık şahit oluyorsun. Yeni bir şey gördüğün için ona öğrenmeye odaklandığından, maziden ve istikbalden seni kopardığı için, anda seni tuttuğu için seyahat sehatsiattır. He? Ya. Anda şimdi de seni tutuyor. Ama evde hep aynı, aynı. E bana bak. Sen 7 sene önce düğünde şey demiştin ya. Lan nereden çıktı? Ne bileyim hatırıma geldi de zaten zaten hilli bir şey değilsin yani. Lan 7 sene 17 sene öncedeki o dediğim ama çok güzel şeyler de söyledim arada. Hiç yok onlar. Bak şimdi seyahat niye dedim. Çünkü seni mazide istikbalden koparttın şimdi ettiği için şimdi bu kadar huzurludur. Şimdi de kalabilen adam adamdır. Şimdi de kalabildiği için mutludur, huzurludur. Mazinin elemleri diyor Usta Sari. İstikbalin korkuları, kaygıları. Erkekte korku, kaygı var. Elem kadında, mazide var. Ya çok acayip. Yani öyle bir şey, bir ders yap, yapıyoruz beraber ama psikoloji mi dersin, anatomi mi dersin, dil mi dersin, enfusi mi dersin, logat mı dersin? Hani karşımıza çıkıyor Mesela arada şeyim oldu? Yani bu bana ne katıyor dedim, farkındalık çıktı. Ulan farkındalığı bir baktım, okudukça farkındalık korkunç güçmüş ya o. Yani o kadar güzel şey ki hep cümle cümle. 8-10 sayfa ama hep cümle cümle. Bak şu. Sonra kim farkındalık bu arada? Bir de baktım ki mesela gavur da olsa Gatama sidarta yani aydınlanmış olan bu da. Allah Allah bu da öyle. Laotisi de öyle. Ya batı dahi olsa adam adam bunu merak etmiş biliyor musun bak. Adam bak gavur ha ya para, mal, mülk, kadının peşinde değil. Aydınlanma. Ben kendimi nasıl inşa eder? Adam kendisini dert edilmiş ya. Gavur gibi gözüküyor. Ya demek ki insanın cevher ruhunda bu var. Cevher ruhunda insan kemalata meftundur. Kemalat insanı meftundur. Aa, adam bunu yapmış. Yani bir kadının peşine şunu böyle için dolaşmamış. Laotsi dediğimiz var ya böyle yuvarlak bir daire içinde bir, bir, bir yarısı böyle siyah yarısı beyaz bir nokta var yani. Yani diyor ki bu hayat Müslümanın bileşe yapmadığı tek hayat istiyor Müslüman değil mi? Hep niye mutlu değilim? Adam diyor ki hayır diyor. Mutlulukla mutsuzluk o, o tanımlıyor. Hakla batıl, doğru ile yanlış, imanla küfür yarısı ya biri birisi olmaz. Kaldırdığın zaman o da yok olur diyor. Sip mutluluk istiyorsanız diyor. Yani o zaman mutsuzluk hani olmasın o zaman mutluluğu da kaldırırsın. Ne diye adam? Peki nasıl bunu yapmış? Peygamber değil. Peygamberlerin kal kalıntıları hükmü kalkmış peygamberlerin sözleri düşüncelerini toplamış bir araya. Yani ya suhuflardı ya suhuf da değilse o peygamberlerin öğretisini toplamış. Asya'ya gitmiş. Peygamber. Çünkü bir insan ama tam şimdi bu da deyince bir adamın adı değil aydınlanmış demektir. Gatama Sidata denilen bir adam. Adam bak şey diyor. Bak kadının peşinde değil. Kralın oğlu. Prens saray. ne peşine? Ben bu insanı nasıl inşa ederim diyor. Şey dedi olabilir mi abi? Arayanı Allah veriyor yani açıyor. içine Evet. Ya çünkü kafir Allah'ın ubey kulları değil yani. Kim istiyorsa veriyor. Evet iki türlü kural çalışıyor yazılım. İrade sıfatından gelen A, ayat-ı tekminiyeler, adetullah kanunları, Kur'an'ı olan evamiri tekmini, E, evamiri tekmini olan bunun diyor alebi Uyarsan çoğunlukla mükafat, mücazatını burada görürsün. Bunun çoğunlukla mükafat, mücazatını orada da görürsün ama burada da görürsün ama Allah bir orada olacak. Neyse, hissiyatın evveli abiler. Burada hissi zahiri. Yani buradaki şeyimiz şu. Elimizden tutunun, bırakmayın. Ahır zaman dehşetlidir çok. Karadeniz'in suyuna benzer, Ege suyuna benzemez. Kumda duruyorsun. Su dizine kadar geliyor ama Karadeniz özelliği alttaki kumu alır. Anlamasın iniyorsun aşağıya. Kum aldıkça tekerlek, bu billa gibi vazifes vazifesi yapıyor. Kum alıyor biraz deniyorsun. Biraz öyle boğuluyorlar. Ya ben dizime kadardım. Nasıl oldu abi dedi buraya kadar geldim. Alttaki kumu alıyor. Bu cemiyeti ona benzetiyorum. Haberin olmadan alttaki kumu alıyor. Tutun böyle. Orada havaya kalkamazsın yeni bir kuma basayım. Çünkü bir yere tutunman lazım. Bu derslere tutunacağız. Başka şansımız yok. İç e, deneme Yanılmaz diye bir şey yok. Allah kulunu, şey kul Allah'a deneyemez. Ya Rabbi ben derslere gitmesem, kitap okumasam bakayım ne olacak? Yapamazsın. Çakıldır. Ya İsa aleyhisselamın dediği gibi. Ya Rabbi ben derslere gitmesem, kitap okumasam, bunları bıraksam acaba ne olacak? Bir şey olur mu ya? ve bakayım. Hayır. Sakın demenemez. Kul bana Allah ne yapacak diye deneyemez. Hissin evelin. Burada hissi zahiri deyince ilk aklımıza gelen şey değil mi? Evet organlarımızla <laughs> havs Neydi? Hayır. Hissi ile gördükleri şu anda ee, evet gözle, kulakla, dokunma ile ve koku ile aldıklarını dima taşıyor. Oradan kalbe taşıyor. Yani o beş duyu organının bir adı da hissizahir değil miydi mesela? Evet. Yani hissizahir zahiri denmez de duygudur diyor. Bunlar duygudur. İçeriye eğer akla alıp orada kalan miktar var ya göz bir şey alıyor. Kulak bir şey alıyor. Kafada kaldır, kalırsa kalan miktara kuva. Kuvelerdir. Mesela düşünceler kuvelerdir. Düşünceler. Kuve gadabiye, kuve aklıya. On başka bir yere taşıma. Kafadadır bunlar. Mesela konsantre olup ıh diye mermeri kırıyorsun. Bize bizde tefekkür ediyorsun. Yani o düşünmeden ee, veya tam yorgun yorgun şey geliyorsun eve, işten geliyorsun ama bitmişsin. Çaydan geliyorsun böyle. Bitiyor, zor yürüyorsun. Köpek saldırsa, ayı saldırsa yorgunum der misin? Öyle bir koşarsın ki dedi bir tanesi de ben hakikaten öyle koşucu olduğumu da bilmiyordum diyor. Tamam. Bu ayı görmüş. Ay <laughs> tarladan gelirken tamam. Ben diyor Böyle bir koşucu da olabileceğimi hiç tahmin etmezdim. Ayı görünce karşıda. Şimdi ne demek istiyorum? O güç neredeydi? Onun için anlatmak istedim. O güç neredeydi? Konsantreyle, düşünceyle, gelişen hadiselerle bir anda bir güç oluyor. O nerede uyandı? Orada duruyor. O işte dima, kuva, kuvalar. İşte o beş zahiri duygularla, batını değil, alınanlar. Buraya bıraktığım şey, yapı... Duyu organı diye geçiyor ya şeyde, literatür fende <laughs> yani, duyu organı diyor. Hani biz kalptekine aslında duygu diyoruz değil mi? Bunun karşılığı, evet. o ikisi karışıyor da. Yani, <laughs> yani, yani organlarıyla aldıklarımız kuvve oluyor, sonra his oluyor, sonra duygu oluyor. Evet, Aynı, asla asla geliyor. Yani buraya bıraktığını, mesela diyelim ki duyu organları sıfır e, şeyi, kuvaları almıyor sen orada ayı gördü. Bir düşüncedir, bir hayaldir, bir geçmiş var ayı ne yapar. Bilgiler kuva, güce dönüştü. Peki orada mı kaldı? Vicdana indi, his oldu. His. Kalbe geçti o şey. Onun içeriği, kelamın veya görüntü, objenin, ayının veya bir hadisenin. kalpte aslında duyu, duyuya, duyguya dönüştü. Haft şeyine, Sonra eğer haf, histir diyor. Vicdandadır. Hissi haf. Evet, ruh da bu halini onu da seyrediyor. Seyreder. Mesela ben sizi pencereyle seyrediyorum. Göz bakıyor, ben seyrediyorum. Onun için usta da diyor işte pendikte bu dersi yaptık. Bakıyorlar, görmüyorlar. Duyuyorlar, işitmiyorlar. Bir kamera bakıyor, ben seyrediyorum. Evet. <laughs> Mesela kamera misalini verdim. Kamera çekiyor mu abi? Bak hiç uyuyor mu? Bataryaya uyuyor mu? Bataryayı sökerseniz. batı enerji olmasa kamera çeker mi? Şimdi enerji batarya şey kamera hiç benziyor. Mu? İşte kamera gözdür. O çeken, kameraya çektiren, enerjiyi veren ruhtur. Şey diyebilirim Hasan abi. Ee, şu andaki telefonun size bakıyor. Ama seyreden örneğin Mehmet Ş Şirin abi, Mehmet abi o seyrediyor. Ama Telefon cihazı bakıyor. Bakan cihaz seyreden böyle. Harika. Oysa e, mesela aynaya baktığımız zaman öyle gözükmem gerekirken böyle gözüküyorum. Lavaboya gidince böyle bakıyorum. O da oradan bana böyle bakıyor. Aslında böyle bakması lazım. Benim baktığım yönde bakması lazım. Ama böyle bakıyor. Bir tuhaflık da var zaten her şeyde. Aynaya anladınız mı? Ben böyle değil. O da böyle. Hissin eveli. Eveli, ahiri, zahiri ve batın isimleri ruhta latifelerle ifade edilmesi istidat tarafıymış bu. Evel biliyorsunuz sikkedir. Kökteki çekirdek. Evel ismi. huvel evvel vel ahir ve zahir ve batın şu alarda. İstidat tarafı yazılım. Hissin eveli e, ruha bakıyor. Çünkü e, bu vicdandaki irade, his, zihin, zihin ve his latife Rabbani, vicdanın anası ve erbası, ruhun dört havası. Ruhun da aslında sıf, vicdandaki sistem vicdan, vicdana ait değil. Ee, aynı zamanda ruhun dışsalıdır. Geçen hafta konuşmuştuk. Ruh batını dışarıya vicdanla yapar. Ee, dışarıyı içeriye taşımayı da vicdan yapar. Ama aynı yöntemler. O zaman vicdan bir berzahtır. Dışsalı içeriye taşırken vicdandaki sistemi kullanıyor. Ee, irade, zihin, hisler. Ruh da latifeleri dışarıya taşırken iç aleme, ruhtaki o yazılımları iç alemimize dağıtacak veya eyleme dönüştürecek. İb i̇radede ibadetullah yok mu? Ha. O ruhtaki latifeler, Kalpteki duygular, ruhtaki e, vicdandaki his, akılda kuvaya, ruhtaki latifeler vicdana atılıyor. Vicdana atılınca o latifeler vicdanda irade oluyor. Zihin oluyor, his oluyor, latife-i rabbani oluyor. Çünkü yani şey değil, garip şey değil buna nasıl şeyleri. Vicdan nedir? Vicdanın anası, erbası, ruhun dört havası olan irade zihniniz latife rabbani 136 35 şami ya. Yani birisi içeriği dışarıya taşıyorsa o zaman berzahlık var. Evet. Berzahlık var. Yani bunu oraya taşıyor. Onu da buraya taşıyor. Batını dışarı yaparken ruh ruhun özelliği oluyor. Öz, e, özelliği. Dışsal özelliği. Evet. Tersi de içeriye alırken vicdanın e, unsuru oluyor. Unsuru oluyor. Anası diyor. Dört unsurudur. Yani çok da işte o zaman e, hissin eveli nedir? Ruha dayanıyor. Yazılıma dayanıyor. Lat, yani hissin eveli yani ruhun dört havası değil mi vicdan? O zaman ruhun yazılımıdır. Yani kendi başına bir şey değil, buyruk değil vicdan. İstidattır. Eveli bu. Yani eveli deyince ahir zahir batın ağacı düşüneceksiniz. Ağacın köküne evel, meyvesine ahir, zahirsine. Zahir batın ne batın? Evvel sikke, meyveye ahir, zahir ve batın ismi. O zaman sikke, hatem, mühür, turra. Böyle boşuna kullanılmamış bunu. Ama hepsini dersen Allah'ın delilleri dersen hurda kaş olursa hurda kaş olursun. Öyle okursun okursun oku okur oğlum binayı okur yine binayı okur. Emsileye çıkamaz yani. Bina okur da okur yani sikkeye, hatem, turra, mühür hepsini aynı dersen, tefekküründe aynı şeyi kullanırsan nereye taşınacaksın? Her havanda su doğuyorsun. 20 defa öyle diyor. 20 21, 21 defa okudum. Hanımla yeni araçlara girdik diyor. Tamam külliyat bitti. E, sikkeye daha temle eşit demiş. Oysa sikke kökteki çekirdek, hatem meyvedeki çekirdek, mühür ağacın zahirsi, turra ağacın batısı. Ne alakası var diyeyim bak. Bunu bilen kim? Ve huve bi külli şeyin alim. Hasan abicim, e, şimdi ruhun dört havası vicdan. Peki oradan o hisler e, kalbin ile birlikte kalpten meyile fiile mi çıkıyor? Gibi oluyor mu? Yani öyle diyeyim. Tabii mesela diyelim ki eğer ruh kendisini vicdanla şey yapınca kalp bundan farklı çalışıyor. Yani hepsinin ismi farklı birbir içinde gözükürken kalp de farklı müstakil bir bilim. Evet insanın fiilleri kalbin ve hissin temayülatından çıkan fiil var. Mesela e, e, kalp, şey, ruhtan vicdan attı mı? Vicdanı neyi aktif etti abi? Dört tane. irade aktif etti mi? Hissetti mi? Zihni de etti. Latif. Kalpteki de duygular da kuvvet verdi. Otomatik olarak insanın fiilleri kalbin ve hisin temayülatından çıkar. 70. Evet o temayülat da diyor ruhun hissi e, his, ihtisasından ve ihtiyacından geliyor. Ya o da e, tam tamam şey kalp mesela tamam bildirdi dedi ki vicdana e, vicdandaki irade ise hadi çıkın olsun. Tamam, Ama ruh diyor ki hissi me meylinden temayülatından ihtiyacatından evet. ruhtan da diyor ki hadi çıkın çıkın hadi ikiniz de çıkın. Kış, kış, kış. Onlar da eyleme dönüştürüyor. Bunlar bu kadar yazılabilir ya. Ustad ne yapsın ya ne bileyim öyle diyor. Kapten böyle oluyor diyor. Vicdanda da böyle oluyor diyor. ruhtan da e, temayülatından, ihtiyacatından geliyor diyor. İhtisas ve ihtiyaç. O, okuyup geçiyoruz. Ne, diyor ya bu? Oysa aynı birime diyor ki ruhun dört havası vicdan. Vic, e, ve rabbaniye de vicdanın ana havası. Aynı şey söylüyorlar. Birisi oradan bakıyor buna. Bak bu görüyorsunuz değil mi kalemin? Buradan bakıyorum ben farklı görüyorum. Dışarıdan bakınca vicdan buradan gözüküyor. Vicdana bu içeriden bakınca ruh farklı görüyor. Ama aynı yere bakıyor. Şeye altıya altı sayısına oradan bakınca farklı buradan bakınca farklı. Bir altı gözükür bir dokuz gözükür. Bunu daha önce söylemiş miydiniz ben Hangisini? ruhla. Çok, evet dedik dedik ki. Tabii tabii. Tabii tabii bu çok. Çok var ha. Mesela M'ye bakınca oradan W, buradan bakınca mim oluyor. 9 6 gibi. Buradan bakınca bakıyorsun. Altı orada bakınca 9 gözüküyor. Evet devam ediyorum. E, ahir demek ki hissin mem şeyi orası istidat tarafıdır. Evel ismi. Ahir ismi demek meyvedeki çekirdek. Kalbin duygularıyla gösterilmesi iman tarafı bu. Hissin zahirisi İttikadına göre olması, fehimlerine yakınlaştırması, kabiliyetmiş bu. Kabiliyet, fehimlerle. Batınısı, yüksek hakikatler, müteşabiyat denilen teşbihler misaller, istihariler kullanması. Geliyoruz, yani bu kadar malzeme şunun içinde Hissin sureti şuymuş. Batını biraz şey kaldı, havada kaldı sanki abi. Yok. Yani sen... örtüsü ruh, kalp, e, dima gibi oldu. Batını sanki misaller, istihareler dediniz. O çok yani ne demek oluyor? Biraz Çünkü e, batınısı deyince bizzatı bak yüksek hakikatler, et denilen teşbirler, misaller, istihareler hakikatlar artık. Hakikatlara e, batın yani hakikatın teleşuatları, esmaların zuhuratları. Yani orada bir, bir mesela bakarsak ruh kalp it, itikat dediniz dima olsa vicdan kalıyor batına sanki. Yani kanuniyet batın olabilir. Batın kanuniyet. Kanuniyetleri yani içeride. Şimdi ben buna e, yüksek hakikatları dedi ya. E, hisse his desem olmuyor. Yani fakat e, şey görmüştüm. Hissi zinetlendiren esmanın diyor tecellileri. O şey yapıyor. E, zinetlendiriyormuş hissi. Yani esmanın histeki şey tayunları deniliyor. Onun için hakikatler dedim bak yüksek hakikatları. Hakikat evet hakikat yani. Esmalara bakıyor. Esmaların zuhuratlarına bakıyor. Şey batın e, kanuniyettir. Kanuniyet işte o da hakikat yani esmaların. Bu da hep önceki derslerde vicdan dedik. Evet vicdan. O zaman yani vicdan batın vicdanı vicdanı yani. O zaman hakikatler vicdandadır falan gibi bir şey olur mu yani? yok. Bu sahanın o tarafı yani mesela diyelim ki zihnin de hakikatları var. E, mekan açıyor 18 bin alem. Mesela diyelim ki geçen hafta hatırlar mısınız? E, zihinde zihin de mekandı. his de mekan dedin dedi Gafur şurada. Mesela diyelim ki bu e, binayı, şu daire, şu daire yapan duvar değil. içindeki bu boşluktur. O belirliyor. Ha, şu daireye bakın bir de içindeki masalara bakın. E, diş dış dünyamızdaki neyse mekan içimizde his öyledir. Dış dünyada ağaç var, kedi var, bina var, dereler var, güneşler var. O mekandaki objeler bizdeki histeki zihin. Zihin 18 bin alemin haritası. His ise e, diş dış dünyanın, dış dünyamızın içteki hali his mekandır. His aynı zamanda, aynı zamanda değil kendisi. Hissedar olmaktır. Bu cümle son şeyimiz bu tabi. Ay senelerce çalıştık. His ne demek? Hissedar olmaktır. Hisseye dönüşmek. Var Ne, <laughs> neye hissedar oluyoruz? Her yani nereye bak yapıyorsunuz? Tabii. <laughs> Her şeye açık. Yani istersen sufli, istersen ulvi şeye. Yani nefsi hissedarlık da var. Evet. O... Yani mekandır. Kardeşim buraya meyhane de koyarsın, içki de koyarsın, Kur'an da koyarsın. Bu mekandır. Yani mekan içindekiler değil. His sana mekan sağlıyor. Ne koyarsan koy. İstersen nefsani pislikleri koy, istersen ulvi şeyleri koy. O mekanı sana sağlayan iç mekan. Haşir meydanı ya. Abi ruhta bir kayıt var mı? Hiçbir kayıt yok ki ne evet, olacak? o zaman hisseder olmak ruhtaki istidada kabilet. O istidat şey vicdanda kabilet. Yani mesela herkes mühendis olma, alim olma, doktor olma istidadındadır. Ama herkes aynı kabiliyette değildir. Yani, Kabil olmuş, ona dişsal olmuş. Hissedar olmak demek. Ruhtaki bu nihayetsiz şey, diye, doğada, kabiliyeti miktar çıkması çıkması. Kabiliyet yani. Peki burada Osman'ın haklı olarak niye bir burada ruh dedin, kalp dedin, dima dedin de bu hisin e, hissin hissi, histeki hakikatlar. Evet hakikat yani. Çünkü mazari esma aktif ediyor. Orada gözüküyor ama hissin değil bunlar. Allah acayip bir şey. Allah esbapsız orada hisler, Şey, hak esmalar his de kendini ifade ediyor. Doğmalar, ilhamlar, istiareler, teşbihler oradan geliyor. Yani kalpte ama orada hisse dönüşüyor. Akılda kuva olur, bedende güç oluyor işte. Eylem oluyor. Mesela melaike üzerinden mi Hepsi o geçiş ya yani şeyde... ruh da vicdan üzerinden geliyor acaba ruhsal ruhaniler vicdan üzerinden mi? Evet oradan oluyor. İşte, yani bu, mutlaka dıştan ruha geçecekse vicdanı kullanacak. Şeyde de yani fikir, zihinde de hatırlarsanız mekan açma kelimesini yani kullanmıştık. Evet 18 bin alem ama yani mekan ama me mekanı içindeki şey. Yani işte de mekanı evet. Bir şey var yani. Evet mesela daha acayip. Ee, yeni bulduğumuz var ya iki aylık şeyde. Sabır kapta mekan açmaktır. Bana bir şey getirdi bu. Dima'da, Dima'da var ya Dima'da serbest bölgede. Geçen hafta yapmıştık. Yok muydun Osman sen? Tamam. Evet. Serbest bölgede bak. Evet. E, tahayyül, tasavvur, e, zan, şüphe, tereddüt, malumat, bilgi. Bunlar serbest bölgede mekan açıyor. Akılda ne mekan açar? Tefekkür. Vicdanda Vicdanda mekanı kim açar? His. Kapte mekanı kim açar? Duygular. Nereden bulduk? Hiye. mesela inna Allah'a ma sabirin. Hatırlarsınız. Allah sabredenlerle beraberdir. Haşa. La teşbir ve la temsil. Uçak piste iner. Pist yoksa nereye inecek? Allah böyle taahhüm ve teşahhus etmesi için kapte Allah'a ma sabirin. Ona beraber Sabır mekan açıyor ki uçak insin. Mekan açmaktır. Yoksa sabır sırf yutkunmak değildir. Veya Allah canı bilensip bakmak değildir. Mekan açmaktır. E, ruhta mekanı kim açar? Latifeler açar. Bir tane bulduk ama yerine dal budak saldı. İlk önce şeyi bulduk. Ya Allah denk getirdi. Sabır mekan açıyor. Sabır o kadar acayip ki. üçün e, her şeyi koyabiliyoruz. Kaptır, şey... Kapte kapte kapte. Kapte sabır orada. Ama onu öteki tarafa taşıdı. Allah Allah dedim ya. Dima'da ne mekan açar? Ee, zihinde zihinde ne mi açar? 18 bin aleme mekan açılıyor. Kalp için ne diyor? Rüznamedir diyor. Takvimdir diyor. Haritadır diyor. Ee, şey diyor. Mikyastır. Mizyan, mizandır. 7 tane sıfatı var. Mekan açıyor. İçeride mekan açıyor. Nasıl açıyor? Mesela Furkan'da vardı. Furkan'da ben bunu anlattığım zaman abi dedi benim dedi diyelim ki 50 GB'lik kapasite var satılırken. Ben diyor iletişime geçtim. Adam hiç telefonuma gelmedi. E-mail attım. Dedim ki ben telefonumun kabiliyetini yükseltmek istiyorum. O hafıza için. Şu kadar paraya yatırdım. Bilmem 200 GB'a çıkarttı. Yani aynı duruyor. Aynı halin, Aynı mekan. Mekan açıldı. 200 GB yani başka güneşleri, delileri de koyabileceksin oraya. Mekan açıldı görüyor musun? Nereye koyuyorsun? Çok tuhaf değil mi abiler? Bunun için karanlık değil mi? İçinde güneş videosu var. Ötelerde açıldı onu açıldı. Yani. Ötede açtı. Burada ifade edildi. Abiler ses var mı? Yok. Ses kayıtlı. Sessiz yerde ses olur mu? Biz de, bizim meselimiz. Biz nasılız? Bak, Kendisine benzetmiş. Benim fonksiyonu adam. Ya işte ya. Ne olacak şimdi? Maddede yok ki. Bak. Sessiz yerde ses kayıtlı. İçine bakın çipsi ya. Bıçakla kesin. Karanlık. Güneş güneş vidası var. Mekanı yok. Mekan şeyleri var. Renk yok içinde. Renkler var. 28 milyondu benim eskide. Şu anda 50 küsür milyon deniliyor. Yani ton yapılmış bilgisayar ortamında renk. Ya kardeşim bir tuhaf oluyor. Bu gezegenle neler oluyor ya? Bir tuhaf şeyler oluyor burada. Ifade ya, adam topraktan kaçıyor. Toprağa basmamak için gemiye binmiş. 22 küsür senede beri okyanuslarda dolaşıyor. Toprakta ifade ediliyor derken ya. Adem Aleyhisselam topraktan evet. yaratıldı ya. Ve o maddeler de topraktan yaratılıyor. Ama evet. içindekiler toprak değil yani. Hepsi orada, orada. Ya evet. Burası alo alo dünya. Dünyaya hoş geldiniz. Kainatın kalbinde. Yani ne mutlu farkındalığı yüksek olanlara. Yani ne mutlu fark. Böyle farkındalık var ya. Onun adı bizde şuur. Şuur. Birinci şuur, ikinci şuur. Birinci şuur dışsaldır, ikinci şuur içseldir. Vicdanı şuur der. İkinci şuurla şey yapar. Neyse. Evet abiler. Şimdi hissin sureti. Sureti nedir? Buna varmak için zaten şimdiye kadar yapıldı malum, meluf, uslup, elbise altındaki itikattır. Daha evet. hiç şey yapmadık değil mi? Suret Yok. Yapmadık. hatırlıyorum. Yaptıksa da bu yapılsın. O zaman da değişir. Şu anda çalışıyoruz. Sonuç değil ki. Sonuç değil daha. Yani çalışıyor. Bu, bu, metinden çıkartmadınız değil mi? Metinden, metinden, metinden. Yani sadece bu metne bakarak... Hayır, hayır, hayır. hayır. Aldım masaya böyle. Bu metinden çıkar mı? Mesela hissi zahiri muhakematta da çok geçiyor. Allah Allah. Hissi zahiri burada işaret icazına koymuş. Aldım Badil abi ne dedi? o sonra muhakematta aldım. Ee, his zaten hisse çalışıyorum. Nasıl kullanıyor? Oturuyorsun. Esi yakını, si bakın, evelin, ahri, daha önceki şeylerine bakıyorsun, birleştiriyorsun. Böyle garip şeyler çıkıyor. işte nereden çıkacaktı o kadın şuradan, erkek şundan etkileniyor. Anı zehirler taciz olur. Kafaya şey diyor. Asay Musa'da geçmişti. Ee, zindani kafada mı diyor. Kafayı zindanda. Böyle bir tabir geçiyor. Yani ha mezar izin. E, he? Zindani mezar. Kafa için söylüyor. Gömülmüş. O toprağa girmekten korkuyor. Lan bitti iş burada zaten gömüldün. Mezar-ı mutarik betbahlar diyor. Ölmüş. Nerede gömülmüş? Bedende gömülmüş. Toprağa girmekten korkuyor. Daha dar. Bari toprak daha geniş. Sekizinci söz demiş abi. Öyle mi? Nasıl gitti? Zindan mezar. Zindan mı hakkın? Ne diyorsun? Hem kendi cenneti Kazıbey dünyevisinden ihraç ve vahşet ve yalnızlık içinde zindan mezar ithal. Direkt ve hapis Yalnızlık. Milletin içinde yalnız. Haps olmuş. Ha bizim bildiğimiz sekizinci söz. <laughs> Direkt sanki o anlattığımız şeyi tarif ediyor. Öyle ya. Bir daha okusana. Bir bak. Hem kendi cenneti kazibeyi dünyeviyesinden ihraç, ihraç ve vahşet. İhraç, vahşet. Vahşeti de bak vahşet. vahşetin çölleri diyecek. Ve yalnızlık içinde zindanı mezarıydı hal veya hapis olduğu halde ehli hidayet ve Kur'an için öteki aleme gitmiş eski dostu ve Aynı yer. Aha bu vesile. Buna geçiyoruz. Buradan geçiyoruz. Bu üst, üst olarak. Tak tak. Buradan buradan. Buradan çıkıyor. Buradan böyle geliyor. Bak. Ben uydurdum sanki. E ne diyor? kafa bir de koy mezar. Zindan mezar mı diyor? Yani kendi cennet ikazbeyi dünyevisinden ihraç. İhraç. Ve vahşet ve yalnızlık içinde zindan mezara idihar. Zindan mezar. Ya, bak. İç alemde vahşet. Başka yerde olan vahşet nedir? Çöl diyor. Vahşeti çalışmıştım. Geçen o, size de şey yaptım lugatın dışında bir de bakayım vahşete oturdum kardeşim başka işim yok ki benim yaradılış bu vahşet neyin nesidir dedim a -a yapmıştık hatırlarsınız Allah hangi hayvanla öldürdün ha, -ha. ha işte seç nere koymuştuk ya koca şayfa yapmıştık size neyse a bak zindane mezar nedir o 8 8,5 milyar insan için ne yaşıyorsun? Yalnızlık vahşetinden diyor. Ne yalnız ya? Çoluk çocuğun var, var, çocuk var. Eşe gidiyorsun. Yalnızlık vahşetinden. Yalnızlaştırılmış asır. Terk edilmiş asır. Vefasız bir asır. değerlendirilmemiş. Yani insanı yalnız yalnızlığa itmiş. İçeriye itmiş, atmış. Böyle bir asır. Evet, kazip. İhraç diyor. Cennet kazibesinden yani mutlu he o yani o gaflet artık onu kurtarmıyor. Kurtarmıyor. Çıkmış o. o çıkmış o gaflet gene Tobes Tofur'la duymasınlar. Bir nimettir ha. Ya hissetmiyorsun. Ya dur bakayım. Yalan yalan bulmuştuk. Yalan nedir diye Vaşif bakayım yazmış mısınız? Allah Allah. Ne, neler varmış ya bu külliyatta ya. Ben uyduruyorum sanki bunlar. Ya diyor Mesela gaflet ve dalalet. Hakikaten kopuk. Bak ne kadar acayipmiş. Maziye sar, istikbal yapıyormuş. Tamam devam ediyorum. Sekizin söz. Davut. Bir şey oku da gidelim. Laykalara böyle yapılıyor ya. Bir şey oku da gidelim kardeş. Böyle hafif alınıyor. Hayatın haritası ya. Laykalara. Böyle yapıyor. Bir şey oku da gidelim hadi. Hadi ha. Usul yerine gelsin. <laughs> müceddidliğin yöntemi ya o. Hayat, hayatın rehberi ya. Hastalığım abi varlığında da. Yani şu alarda, lemanlarda olabilecek bir şey. Bir abinin ağzından konuşmuş. Evet. Hissin sureti malum, meluf, uslup, elbise altındaki itikat. His bu. İtikat. Abiler hissin sureti itikatta. Peki başka? Akılda ve serbest bölgede malum ma, malum evvel malum var ya böyle malumlar meluflar usluplar elbiseler manaya veya şey yani itikat kanuniyet nedir hissin galat ise düşmemek için teşbihler misaller ve istiarelerle içsel bütünlüğü korumak dimadakilere kalp ve ruhtakilere istikametli zemin olmak şey hissin şey kanuneti malumun vücud halicisi zatı ve vücud halicisi zat var arkada bir de vücud halicisi var malum malum evvel malum ahir bir de vücudu var vücud halicisi var malum nedir o e, hissin suretiymiş meluf suretiymiş elbise yani elbise ona biçilen, giydirilen manalar. Yani his giydiriyor mana. His de giydiriyor. O teki de diyor ama hisin giydirdiği farklı. Elbise biliyorsunuz yukarıda şey tabi kanun Kanunet neydi bir daha okuyorum. Hissin kanuneti e, içseli, için içi yani. Ganat hissesi düşürmemek için, his bize yardım ediyor, biz, biziz zaten. Düşmemek için, Teşbihler, misaller, istihareler yaparak ne yapıyor? İçsel bütünlüğü korumak, darmadağınlıktan korumak. Yani yalnızlık vahşetini atmamak için. Dima'dakilere vicdan. Dima'dakilere bir üste geçiyor. Kalptekilere bir üste geçiyor. Ruhtakilere istikametli zemin olmaktır. Çok tuhaf. His. Hakikat nedir? Hissin hakikati nedir? kalbindeki duyguların bütünlüğü, imanın tahkiki olması, his et bundan etkileniyor. Hissin hakikati neymiş? Tahkiki iman, kalpteki bütünlük, esmaların cil ve cemal, nakış ve sanatlarının mazarı olmak. Hissin mahiyeti nedir? Ruhun dört havasıdır. Teşbih ve misalle insanın etkileyebiliyor. Et, his oluyor. etkiledi. O evet. istihareler kendisi his oluyor. Mesela burada hiçbir şey yoktu. Koltuk getirdik. Akıl devre dışı çıktı o zaman Misalle... Devre dışı yok. Orada duruyor. duruyor. Tabii her şey şeyi var. Birbirine geçmiyor orada. Birbirine savaş yapmıyor. Sen orada müsaade etmedikçe. Ondan sonra koyuyorsun. Evet, abi. Oraya koyuyorsun. Mesela diyelim ki bu, bu zeminde bu zeminde o koltuğu koyuyorsun, duvarı koyuyorsun, saati koyuyorsun. E, kahveyi de koyarsın bu zeminde. Mevlana der ki: Çömleği çömlek yapan dışındaki duvar değil, içindeki boşluktur. Bu daireyi daire yapan bu boşluktur. Bu duvar onu tanımlıyor. Bu daire, bu bina duvar değildir. Bakın yok. İşte bu mutlak olan hava aleminin bizde hava burası. Mutlak olan hava alemindeki Havamız his yapıyor bunu. Yani bir sağ bu duvarı gören yok ki. Herkes salona bakıyor. Nereye bakıyor? Buraya bakıyor. Duvarı gören yok. Yani salonun salon yapan duvar değil, içindeki boşluktur ya. Peki ne demek istiyorum? İnsanı insan yapan beden değil ki. İçindeki mekan ne kadar mekanı açmış? Akılda ne kadar me mekan açmış? Vicdanda ne kadar mekanı var? Kalpte ne kadar me mekanı var? Ruhta ne kadar mekanı var? Bak buraya bakınca bine vay duvarlar diye demiyor ki vay salona bak ya diyor. i̇nsan da öyle. Duvardan kasıt bedendir. İçindeki salon içindeki boşluktur. İnsan şahı kendi tekrar diye hiç boş kuru bir balçıktan ibaret. Diyor. Diyor. Aa, bak görüyor musun? Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Onu bir daha söyler misiniz abi? Onu. Kimsel sarın kelfakları içi boş. Bak, bir balçıktan İki boş bir balçık içi yani, boş balçık diyor. Çamurdan içini dolduran <laughs> İçi boşunu da Allahu alem doldurmak için ya e, e, yani, insan doldurmak için neyle doldurursan çuvalına ya. ne koyarsan diyor çuvalı akıl, diyor. Akıl kalbunda mekan aç aça. yani maddi celse öyle bir Vay çamurda yapılmış an. içi boş bir küp gibisin. Dediğim gibi içini nasıl Genişletirsen, Ez, inşallah. Ezelden ebedi dokuyorsun yani. Ya. <laughs> Mayeti de ruhun havasıdır. Ee, şimdi burada avam kimdir diye baktım. Yani bildiğimiz bildik ama bir de bilmediğimiz gibi bir bakayım dedim. Avam e, lugatı değil, burada geçen şeyle evet. hakikatları çıplak olarak göremeyen. Evet. Var var. Evet. Göremeyen. Zaten burada da söylüyor zaten. Avamın az Evet. Muteşabit, muteşabihat nedir? Teşbih yani ne demek? Benzetme, vehmetmek. Misaller, misaller, istiareler herhangi bir varlığa bu yok bu şeyde lugatta muteşabihat neymiş? Muteşabihat denilen teşbih, misal ve istiareler ya. Diyor ki misaller, istiareler. İstihare neymiş? İstiharenin lugatı. Herhangi bir varlığa ya da mefhuma asıl adını değil de benzediği başka bir varlığın adını verme sanatıymış. Tamam. Bunu e, canav şey yapıyor. E, i̇nsana müteşabihat yöntemiyle İstihareyi kullanıyor. Müteşabihat neydi? Teşbih. Dersin başında demiştik. Misal istihare. Şimdi müteşabihat diyor. İçinde bir teşbih var. Teşbih ne demek? Bak müteşabihatın tanımını yapıyor. Üç tane teşbih var. Misal var. İstihare var. Misali vermedim. Yani şey üzerine çalışmadım. Biliniyor diye. Teşbih demek benzetme. Neyi benzetme? Tahayyül ve tasavvurla yapmak. Benzetme. E, Misa, ona benzer. Başka bir olayla tanımlamak. İstihare işte. İstihare çok önemli. Burada. E, koydum işte siyah kalemle. Görüyorsunuz. Şu mana, herhangi bir varlığa yansıma yapıyorsa perdeyi çekebiliriz. Görüyor musunuz tahtayı? Ya, tamam, be benim için önemli değil. Şimdi, herhangi bir varlığa bak istiare herhangi bir varlığa ya da mefhuma yani manalara asıl adı değil de benzediği başka bir varlığın adını verme sanatıymış. Mesela hayal kurmuş, hayalle bir şehir yapmış. Ona demiş ki cennet gibi. Cennet değil. Ama daha başka bir güzel şeyle ona o ismi vermiş. İnsanın görünüşteki zahirisi iyi dinleyin bu da çok önemli. Şu bedeni var ya. İnsanın görünüşteki zahirisi alem-i şahadete benzer ise alem-i şahadetin hulasası, komprimin filistesi camidir. Beden alem-i şahadettendir. E, his nedir? Nefsaniyet nedir? Alem-i şahadetten beslenen kökleridir. İnsanın batın tarafı olan 18 bin alemin cemul cemi, cemi de alemi şadet perdesi altındaki melekut ve gayb aleminde de böyledir. İnsanı anlatıyorum bir daha. İnsanın zahirisi alemi şadetten haber verir. İnsanın zahirisi altındaki altındaki melekutiyet ve gaybiyet tarafı da Öteki tarafı anlatır. Peki insan o zaman nedir? İnsan bir berzahtır. 125 şualar. İnsanı berzahtırlar. Hiçbirisi değiliz. Ta biz bunların arkasındayız. Bir daha. İnsanın bedeni alemi şahadetin firistesi, hulasası, rüzdamesi. Bedeni alemi şahadetten haber veriyor. İtsel alemi melekuti ve gayb alemlerinden yani haber veriyor. Melekuti lefi mafe ispata kadardır. Gayb ise ta 18 alem kabu kafsene kadı olan alemler. İnsanın insan böyle ustad dediği zaman kainat deyince bütün yaratılışlar değildir. Arşa kadar olandır. Şeceri hilkat deyince kabu kafsene kadar olan mekandır. Bilmesen tefekkürün ona bina etmesen nakıs oluyor işte. Şimdi burayı yaptık. Fıtra, bir de fıtrat var. Hılkatın en büyük gayesi fıtratın en yüce neticesi olan İman ı billahtır. Ne demek? Bu bardak, bu kalem, bu masa, bu defter bir, bir de ben. Yaratılış itibariyle eşitiz. Hırkatta eşitiz. Hılkatın en büyük. Allah halk edici, biz halk edilmişiz. Fıtrat ise o bu bardak, bu defter ben insan. Bu fıtrat. Şecevenin şiricel, kainat olabilir mi? Evet. Fıtrat, kainat, e, şiricelikat, şiricelikat hikat, şecevenin Şimdi abiler, ben e, bir hulasa söyleyeyim. Üzerine çalışmayacağım. Hiç alakası yok. Gönderme yapıyor. yapacağım. İstifade edersiniz. Sayfa 256'yı açarsan, 256'yı en son gönderdiğim lazım olsun. Yani bak 2-322 sözlerde İslamiyet suyu, imanın ziyası, bu diye toprağı altında bu diye şey evamir Kur'an'ı bak nasıl çalışılmış, bak ne çıkmış. Gördün mü? Çıktı mı? Bak abiler. Bakayım. 256. Ha bu. Ha. Bak şimdi. Görüyor musunuz bak? İslamiyet ne ben yani dima ile İslamiyet inşa edilir. edilirse ne oluyor? İslamiyet alemi misal, alemi berza dal ve budak salıyor. şekli vardı ta eskiden yaptığınız böyle ilk zam şeylerde evet. bir güneş, su işte. Evet. Orada acaba var mı o dima vicdan böyle ayırmak? Onu bilmiyor. Evet. Unutmuştum. Olduğunu da bir unutmuşum. Ben evet. Var. Eski o Evet. O acaba var mı? Ben şüpheden bakayım. Bir tamam bir bak. Şimdi imanın ziyası, imanın kendisi değil ziyası. Vicdana bakıyor. Ne yapıyor bilmiyor. Alemi ahireti ve cenneti hadsiz kemalatla alemi ahireti cennet ise nimetlere medar oluyor, yapıyor sonsuz. Ubudiyet çok acayip. O en çok etkilemişti beni. Ubudiyet kalbe bakıyor. Diyor ki kalbe bakıyor. Ubudiyet toprağı altında diyor. Ne yapıyor? Şeceri bakiye ile cihazatına cami bir çekirdek. Bu baki bir ağacın cihazatına cami bir çekirdek. Hakikat-ı daimenin revnektar bir makinesi oluyor. Bu e, dima, görüyor musunuz? Dima, vicdan, kalp, ruh. Şimdi çık biraz da yukarıya. Bitti mi? Tamam. Heh. Büyüt böyle tamam opa tamam şeceri kainatın mübarek ve münevver meyvesi kim evamiri Kur'an'ı imtisal ederse evamir ruh oluyor ruh ne oluyor şeceri bakiyenin yok şeceri kainatın bakın şeceri kainat var şeceri hilkat var bir de İkisi farklı. Şeceri kainat arşa kadardır. Şeceri hilkat kabı kapsene kadar olur. Geneldir o. Kainatın çekirdeği kalptir. Ruh ise şeceri hilkatın çekirdeğidir. Tabii canım çok farklı şeyler bunlar. Ee, şeceri kainatın çekirdeği kalptır, arştır. Arştır. Şeceri hilkatın o Allah'ın dışında bütün alemlerin o arş değildir. Arş azamdır, ruha bakıyor. Bir abi vardı ismini vermeyeyim. Hasan kardeş dedi hanımla beraber diyor. Sabaha kadar arşla arş azamla alakalı bir dersi dört defa dinledik dedi. Onun için teşekkür ediyorum sabah sabah telefon ediyorum sana. Arşla arş azam ne farklı olsun ya dedi. Bir kainatın çekirdeği arştır. Şeceri-i hilkatın çekirdeği arş azamdır ki kainatın çekirdeği kalptir, arştır. Şeceri hilkatın çekirdeği arş azamdır, ruhtur. İnsan ise böyle bir şey değildir. Arkasında ya. Bunu acaba attım ama bakayım ne olacak dedim. İnsan bu da değil. İnsan bu da değil. İnsan alıştığı şeye, alıştırıldığı şeye elinden bırakmak istemiyor. buradan ev alalım, buradan alsam İnsan alıştı demiyorum. Alıştırıldığı yerden çıkmak istemiyor. küçük resimlerinizi gün şey yaparken gördüm. İnsan şahit olmaya geldi. Sahip olmaya değil abi. Böyle Aynen. Şehadet etmeye geldik zaten. Alem şahit. Şahit. Şimdi bak 8 söz ya. Ha böyle yaptık ya. Ee, zindanı mezar mı diyor kafaya? Mezara girmekten korkuyor. Zindanı mezara ithal diyor. Cenneti kazibesinden ihlaç. Ve zindanı e, mezara kafasındakine ithal edilmiş. Kafanın, ona kabir daha geniş lan. Bari orada perdelik koyuyoruz. Vahşet ve Ne? Va? vahşet yani. ve yalnızlık içinde. Bak, şey <laughs> vahşet... Nasıl yalnızlık ve vahşet? Sekiz buçuk milyar insan var dünyada. Nasıl yalnızlık? Yalnızlaştırılmış bir asır. Sahipsiz bir akılmış. Böyle bir, bir de kıyası bir nefsi yaptıran bir asır. Ben bir asır toplamıştım da kaybettim o kağıdı. Zeytinburnu'nda ben çevirince taşındı ya bina. O zaman o dolabımda yaşıyor işte. gaddar asır, zalim asır, e, kıyası bir nefs yaptıran asır. Mesela ben böyleyim, zafım var. Ben bu günahları aşamıyorum. Veya böylesi iyi, iyi, tar iyi tarafım var. Herkesi de öyle zannediyorum, genelliyorum. Böyle bir zalim bir asır. Dolayısıyla suizan oluyor. Ben böyle bir zaafım var. Demek da var yani. Değil işte. Herkes bir tuhaf, herkes bir alem. Kısa bir ders abi. Neydi unuttum ben. Ya dün akşam da e, mesela bak bir rüya rüyada dua ediyordum. Dua ile kalktım biliyor musunuz? O da bunlarla meşgul olunca bu bu da acep imana dua değil sanki de sanki bir bu manalarla meşgul olan bir ruhun bir e, haykırışı, bir nedameti, bir yardım dilemesi ya. Diyor ki ya Rabb'i bana böyle bir şeyi nasip et çok tuhaftı o da. Okur musun? Ben de bir... Aa burada burada. Yazmışım duam 29.09.2023. Gece sayıkladığım dua. Ya Rabbi fıtrat-ı asliyem olan sünnet-i seniye yaşayan bir bedene, şirki terk doğru itikat sahibi bir akla, el hubbu filla vel buzu filla sahibi bir vicdana, küfrü terk, imana sahip bir kalbe, dalaleti terk, hidayeti tercih eden bir ruha, emaneti bir hakkın riayet eden bir eneye, ezel ve ebed baki zülcelala muhatap mirat, sahip olacak bir sır insanisine mazar eyle ya Rabbi. <laughs> <laughs> Bak inan dua yani. Evet. <laughs> Ya yazalım acayip çek çek acayip bir şey. Bunu bunu inanın bağıra bağıra kalkmışım. Nasıl bir kafayla abi Ondan sonra ne oldu dedi bizim yani dayı. Dayı ne oldu? da bir şey mi oldu böyle? Yok yok dedim bir şey olmadı. Aleyküm selam. İki tane şey söylemek istiyorum Hasan abi. Abi birincisi ruh çekirdek makamında olmadığını düşünüyorum. Ee, Ru başka bir şey. Nur Muhammed çekirdektir. ...yukarıdan içten patlaya patlaya şey, e, şek, e, şekillenerek önce şeceri ilkat, sonra kainat. Kainatla şeceri ilkat arasındaki fark yani kainat alemi gayb dairesindedir. Çünkü alemi gayb aşağı kadardır. Ondan sonraki alemler ...farklılaşa farklılaşa... ...çünkü ruh her tarafta var ki... ...yani kainatta ruh yok mudur? Tamam. Şimdi yüzbaşılık... E, ...yüzbaşılıkta kalmaz. E, yüzbaşı teğmenlikte... ...az teğmenlikte çavuş... ...on kadar sirayet eder. E, gayb... ...oralarda sirayet eder. Her tarafa sirayet eder. üst, Ama aşağıda olduğu zaman... ...öyle tanımlanıyor ruhu kanun ve namusun cemidir. Kanunları ve namusların cemidir. Namus toplumsal avam şöyle anlar. Eşine namus der. Namussuz deyince eşi, eşi yok. Eşi olmayan ben şimdi eşim yok namussuz muyum? Namus şahsiyet kimlik ve kişiliksiz demektir. Ee, ruh çekirdekteki kastımız kanun ve namus oluşu itibariyledir. Nasıl? Şimdi 254'ü açar mısınız? Hasan abi duanızı gelecekten yazmıyorum yollamışsın. He? Gelecekten gelmiş dua diyorum. Allah Allah. Evet. Ne demek bu dakika? Bugün, bugün ayın 24 ya, 29'unda yazılıp gelip. geri yollanmış. Ha daha, ha şu 9. ayda mı yazmışım? 29 ay Eylül 29 yazmışsın. Ha bir, ha, bir hafta sonra alacak şey. Beş gün var. Erken yayınladınız abi. <laughs> Şimdi o zaman o tarihe dikkat edelim. Allah Allah. Bu şuursuz oldu. Hiç dokunmayacağım. Ama tuhaf bir şey. Arkadaşlar bir insanı normal rüya sokada mühim değil ama böyle ciddi şey alemi gaybi menfezleri ipuçları, alametleri, terör şuatları oluyor ya. Onun için çok önemli. Bu çok tuhaf ya. Ya Kampa mı denk geliyor? Aa, kampa ya. mı denk geliyor? Hocam kampa denk geliyor. Kafur abi de gelince. Kampa yapalım kanka... hep birlikte. 29'da hangi güne geliyor? Cuma. Cuma mı? Cuma. 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 cuma günü oradaydı. Benim cumartesi günü işim var. Her <laughs> Çok tuhaf. Bir Allah'ın kulu da demedi ha tarihi iki yerde okudum. E, şu şu tarihte gördüm diye bir tanesi de o tarihte olmadı ki demedi. Pazarda da okudum ama hiç. Pascal Çağan'ın. <laughs> Bu da değil ki yani. o, Hayır, 254. Ben, ben, ifade oldu. Başkası bana yolladı. Buradaki başka biri yolladı. Bana beni söyleme ben şey oldum, dili oldum. Tamam. O, o hepten durumu hepten iyi değil onun. ben de hiçbir şey anlamamıştım. 254'ü açtın mı? Bakın şimdi okuyun bak nereden çıkıyor, nereden çıkartıyorsun. Vahşetin çöllerinde Bak vahşetin çöllerinde. Ya ona da dikkat et İsmail. Sen dersi dinlemezsen ona dinlersin. Sen ona bak. Çünkü Mehmet, Mehmet kardeşim fırçamı yiyemeyelim Bak abiler vahşeti nereye benzetiyor? O ama istiare yapıyor. Bak kimsesizlik vahşetini içeriye istiare taşıyor. Birinci niye okudum da şimdi buna geldim? Bu okunsun diye. Teşbih, misal istiare yapacak şimdi. Evet. yapacak şu anda. Birinci bu, dersi bunun için okuduk. Bunun için okudum şu anda. müteşabih neydi? Lugat manası. Teşbi. teşbih, misal, istiare. Ha. Şimdi hem iç, üçünü cem edecek şimdi bu misal. Mesela çölü düşünün. Bir damla su inmeyen yere. İslamiyet suyu. Bak İslamiyet inmemiş. Görüyor musun? Teşbih. Ee, Çölü şey, insanın içine taşıması da istiare. Bak mesela İslam'e suyle Çöl niye çöldü? Bir damla su inmediği için bir tane ağacın yoktur. İnmediği için yoktur. Bir daha inmediği için su ağaç çıkmamıştır. Ee, sonra kimsesizlik niye dedi? Ee, her an her şeye dönüşebilen bir zemin olduğu için Kimse kimseyi tanımıyor. Tepeydi, çukurdu. Biraz sonra baktılar ki tepe, çukur oldu, çukur, tepe oldu. Çölün özelliği o. Hiçbir şey kararında değildir. Her şey değişendi. Bir rüzgar esiyor. Tepeyi çukur yapıyor, çukuru tepe yapıyor. Burayı oraya yapıyor, orayı bu tarafa taşıyor. Yani aa böyle bir tepeydi. Evet ama oradaydı o tepe. Aynısı burada var şu anda. Sanki, sanki kuantum fiziği gibi. Çölü kuantum fiziğine benzetiyorum. Bak dört tane şey saydım. Su için bir, ağaç yoktur iki. Her an her şeye dönüşebilen kararsız bir zemin. Kararsız bir zemin. Tepeler, çukur, çukurlar, tepe. Burası oraya, orayı buraya taşınıyor. Çöl. Yani bu dört taneyi istihari şimdi insana koyuyor. Bak. Dima, kal, şey dima, vicdan, kalp, ruh. Çok acayip bak şimdi. Beni çok etkiliyor bu ya. Öteden beri beni çok etkiliyor. Vahşetin çölleri ıssız, kimsesiz, içsel alem. Allah Allah. Kobra ilan. Su olmadığı için zehirleri çok serttir. Karadeniz'de ilan var. Bastım geçenlerde ben. Var yani. Suda yüzüyoruz ben. Ben gördüm yani. Tatlı suda yüzüyorum. O sıcakta atlamış. Ama çok iyi biliyorum ki zehirsiz. Ondan sonra. Adana öyle değil. Su olmadığı için zehiri de müstakil mesela. ...incirleri de çok lezzetlidir. Çünkü su yok. Bak. Meyvesi de zehiri de böyledir. Diyor ki bak ben uydurmadım aynı yazıyor. Yazdın çektin değil mi 254. Vahşetin çöllerinde. Kardeşim bu psikoloji ya. Bu bir tedavi ya. Niye benim kafam bu tarafa kayıyor. Vahşetin çöllerinde sönmüş olan kalplerdeki kasaveti. Hani kalplerdeki kasavet kalbi çöl yapmış. Nasıl çöl? Vahşet. Vahşeti <laughs> hangi sayfadaydı ya? vahşeti geçen hafta şey yapmıştık. bir lugatını vermiştim vahşet. Ama çalışarak yazdım. Vahşet çudur, vahşet çudur, vahşet çudur. Yani gene yok. bir şeyde gene bir sayfada ama o sayfayı bulamadım şimdi. Neyse hatırlarız. Vahşetin, vahşetin çölleri demek kalplerin kasavet bulması. Sonra ince hissiyatla peygamber geliyor o kalplerin kas kasvetli kasavetli kalpleri o vahşi çöllerindekini Allah Resulü geldi ince hissiyatla teptil ettirdi de Allah razı. Olsun. teptil ettirdi. Teptil etti. Yani bedellendi. Onu kaldırdı, bunu koydu değil. Bunu kaldırdı, bunu koydu değil. Yumurta çi yumurta tavuk, tavuk yumurta. Çekirdek ağaç, ağaç çekirdek buna tebeddül. Ona bedel ona misal değil, bedel. Yani e, çekirdek iken ağaç. O onu kaldırdı, bunu koydu değil. Tebeddül ona dönüşmek başka bir şeye. Ama o, o olmak yok, duruyor. Çekirdekten ağaç çıktı diye çekirdek yok olmuyor, ağaç olmuyor. O da duruyor ama başka bir şekilde duruyor. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam yani sıkıntılı olan kardeşler için söylüyorum huzurlu olan insanlar sıkıntısını yok etmiş değil. O duruyor baskılanmış. Şu anda ay yok mu? Niye gözükmüyor? Güneş baskılamış onu. Sıkıntıları yok olmuş da huzurlu değil. Baskılamış onu. Duruyor o. Celal tecellisidir o. onsuz insan huzur olmaz. Sıkıntıyı kaldırsanız huzurda yok ki. Küfrü kaldırın iman olur mu? Şirki kaldırın itikat mı olur? Olmaz ki. Beyin ve vesveseyi kaldır insan olmazsın. Baskılanmış. Yani burada diyor ki ince hissiyatla teptil ettirdi. Yani orada duruyor çekirdek ama geldi Allah Resulü ağaç yaptı. Çekirdeği değiştirdi. Ama orada hala duruyor. Çekirdekten ağaç çıkarsa ağaç çıktı diye çekirdeğin içi boş değil. Duruyor ama baskılandı. Sen aşağıda dur diyor. Sen orada dur. Teptil ettirdi ve cevheri insaneti izhar etti. Peygamber. Onları o vahşet köşelerinden çıkararak kimisi vahşet köşeleri aklın bir köşesinde, vehmin köşesinde, vesvesenin, hissiyatların, bir hatıranın, mazinin keşkeleri, geleceğin korkular bir köşelerine atılmış. insan. kararsız duruyor. İnsan en ne kadar bilgisiz olursa olsun en insanı berbat eden, içi, içi sıkıntılara duçar eden karar karar verememek. Kararsızlık. Kararsızlık. Karar ayrıdır, tercih ayrıdır. Ben mesela 17 yaşında verdiğim doğru kararın kararıma yürürken yaptığım tercihlerinden dolayı burada oturuyorum. Karar. Karar vermek insana mahsus. Hayvanlar tercih eder, insan karar verir. İnsan karar. Kararsızlık İstersen aklın, vicdanın, kalbin, ruhun olsun. para mı bir köşelerde olursun. Kararı irade verir, tercih ihtiyar yapar. Onu yazarsın Osman. Kararı irade verir. Karar. Biraz meşgul olduğum için söylüyorum. Kararla tercih. Çok kararı çok kararı ihtiyar verir. Kararı, şey, bir kararı bir bir irade bir verir. İrade. Evet. Bir... Evet mesela diyelim ki çok bilgim var. Çok bilgilerin o kadar var ki... Ama bir şey karar vermemişsin. Ka oradan atlarsın. Ka oradan. İçer darmadağın edelim. İşte mesela bir tanesini söyleyeyim. Bir elimde bir resim var. Resmin içi siyah. Böyle bir siyah yuvarlak. Bu ne ya? At. Tek başına kökeninden, aslından, bütünsellikten koparıp getirdim. O kartpostal, bu siyah bir şey. Bu ne ya? Yerine bir koysana dedi bana. Koy attığın şeyi getir getir. Koy onu. Aa, Büyük bir resim var, çok büyük. Oradaki insanın hadikası gözün siyahıymış. Meğer atsaydım çok eksik olacaktı. Biz sıkıntıyı niçin yapıyoruz? İrfan, Sıkıntı niye yapıyoruz biliyor musun? E, objeleri, olayları, hadiseleri kökeninden, aslından koparıp müstakil düşündüğümüz için. Onun adı sıkıntıdır. Bütün... Bütünlük içinde çok Aynen. da lazım aslından, kökeninden, evvelinden, ahirinden, bütünselliğinden koparıp onun külliyatta nasıl deniliyor? Cüzi nazarını cüzi hadiselere has etse, cüzi düşünürsün. Oysa cüzi nazarını cüzi hadiseye külli bakarsan küllileşirsin. Bütünsel bakacak. Bunu irade verecek. Bu yolda yürürken bu kararına tercihleri aklın yapacak. Sen bunu külliyatta aynı dediğin ifadeler çok güzel ifade edin. Kosturmadaki o sıkıntıyla hayatım, hayatımın gözünde siyah bir karanlık idi. Karanlıktı. Hayatımız, hayatımız... Beyaz, gözümün beyazı adikasına bir şeyin benziyor diyor. O şey ya. Evet. Yani abiler akıl tercihler yapar, cüz-i tercihler yapar, irade karar verir. Yani. Evet. Yani çok nasıl böyle aleminde şey varsa e, imtihan ve tecrübe olabilir. Evet uyuyor. 29. sözde geçiyor. İmtihan ve tecrübe için o ince şeyler var ya incelemizdi bir not orada söylüyor. Yani doğru. i̇mtihan e, ve tecrübe için. Tamam. Tecrübeyi kendisi yapacak. İmtihanı Allah bizi yapıyor. Biz de kendimizi tecrübe ediyoruz. Bir git kendini tecrübe et diyor. Ben de tecrübe ettim. Baktım ki öyleydi diyor usta. İmtihanı Allah yapar bizi. Biz kendi kendimizi imtihan etmeyiz. Biz kendi kendimizi tecrübe ederiz. İmtihan ve tecrübe çok farklıdır. Çok acayip. Ben de bir parça tecrübe ettim dedi. Demiyor mu? Bak ne kadar garip şeyler ya. Küllat bir tuhaftır. Dedim ya hissiyata nereden girdik? Hissiyat bizi duman edecek ya. Acayip etti ya. Bak ben de bir parça tecrübe ettim. imtihan ettim demez. İmtihana tabiiz diyor. Ama tecrübe ederiz. İmtihan edilen tecrübe edebilir. İmtihan edilmeyen tecrübesi de yoktur. Tecrübeyi kullanmak. Bu beni o kadar etkiledi ki bu vahşet köşeleri böyle içsel alem. Çok bilgisi var adam. Ama darmadağın içi. Karar veremedi ki. Kararına uygun kararına uygun tercihler yapsın. Karar veremeyen <laughs> tercihleri darmadağın olur. Bir böyle düşünür, bir böyle düşünür, bir böyle. olmadı, getir bu tarafa. Hop, getir. Hop, olmadı. Hop, olmadı. Hop. Bunlar tercihler. İradesi oysa bu burada duracak. Ona göre düşün. Bunu oynatma. Bunu ona göre yap. Ya tabii. İfrat ve tefrite düşer karar verdin mi şilep gibi ol. Tercihlerin onun üzerine kur. Kararı ver. Peki ne olur? Ver, kendini yıpratırsın, perişan edersin. Darmadağın olursun. Bir şeyi koruyayım derken kendini ortadan kaldırırsın. Öyle de din yoktur zaten. Kendini ortadan kaldıran bir tercih yaptırmıyor sana. Bırak herkes, herkes kaderini yaşasın. Onları o vahşet köşelerinden çıkararak din peygamber. Vahşet köşeleri. Dedik ya ya vehimin ya tasavvurun bir e, tasalutuna girmiş. Ya bir hissiyat, bir hatıra, ya geleceğin korkuları, ya mazinin elemleri. Ali ne o köşelerine onlardan çıkararak evci medeniyet yükseltti. Yani işte öyle bu değil. Evci medeniyet. Tamam mı? deniyetten, alçaklıktan yükseli, yukarıya çıkarttığı, yüksekte külli bakıyor, olayın arkasına taşıdığı ve onları o zamana, o aleme muallim yaptı. Şimdi çöle ustad çölü vahşete benzetiyor. Vahşi çölde ne oluyorsa, bak şuraya bakın. Çölü ustad vahşete benzetiyor. Vahşet. Vahşet çöle benzetiyorsa... Çöl gibi düşün vahşeti. E, düşünelim. Çöl çok kalabalık. Evet. Milyarlarca kum tanesi var. Ve akrebinden, yılanından, aslanından, timsahından, kobrasından var da var. Vahşi çölde ne oluyorsa İslamiyetsiz içsel alem aynı buna benzer Abdurrahman. İslamiyetsiz içselimiz, İslamiyetsiz içsel alem kim ise içi çöl gibidir, vahşi çölü gibidir. Çöl hakkında bir şey diyorlar ya, gecesi ve gündüzü arasındaki sıcaklık değişikliği çok sert ya. Evet, aferin. Akşam da e, eksi e, eksi 273'e kadar ayda oluyor. Eksi üç, 273 gece. Artı 273. Sıcaklık o kadar korkunç bir şey. Çölde ise eksi 50-60'a kadar iniyor soğukluk. Gündüz ne kadar çıktıysa gece onun zıttı kadar oluyor. Artı 60 olunca eksi 60 oluyor. Peki yapanlar nasıl yapıyorlar? Develeri birbirine bağladıktan sonra şey yapmışsa pek kalmazlar. Ama üzerine kumu koyarlar. Kumun altına yatarlar. Kumu dökerler üzerine. Kumun altına girerler. Deniz kumuna böyle oluyor ya. Neyse o da öyle. Orada kararlar sert eser. Orta karar yok çölde. İçeride de öyle. Karar böyle olacak. Soğuk da bu, sıcak da bu. Ortası yok karar vereceksin içe. İçeride en büyük çöküntü kararsızlıktır. Kafada ise tercihsizlik. Kaplerde vahşi çöl gibi olmasından ne demek? Kapteki pek yüksek adat ve güzel ahlakı sönmüştü. Niye içerisi vahşetin çölü olmuş kapte? Çünkü ustad diyor cümle tırnak içinde aldım benim kelimem değil. Pek yüksek adat ve güzel ahlakı. Şimdi devam ediyorum. Sönmüştü. Yüksek ahlakın zemini olan ince hissiyatları bir daha yüksek ahlakın zemini olan hissiyatları aktif etti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Kim? Yukarıda öyle diyor. Ee, hissiyatları aktif etti kim? Muhammed Haşim Aleyhisselatü Vesselam. Bunu da demesi Haşim'e acayip bir şey yani. Bazen Muhammed Arabi der, bazen Muhammed Haşim'i der. Ona girmek istemiyorum ama ilginç şey... Yo, Haşimi mesela Muhammed-i Arabi Arap düşmanlığı yapılıyor ya onu kaldırıyor. Kamiyetçiliğe de cevap veriyor burada. Kamiyetçiliğe cevap veriliyor. Kamiyetçiliğe. Haşimi seçilmiş böyle. Ee, devamlı bunlar hep orada denge usulü olmuş. Tarih bu yok. <laughs> de önce. Yani Burada Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bize taşıdığı ince hissiyatlar da devamlı e, denge unsuru olmuş iç alemimizde. Devamlı o korunuyor. O zamanda çöl gibi... Aşimiyetçi. Aşimiyetçi. Evet. Tamam. Arabi kavmin. İlletçilik. İlletçilik. Arabi Kavmi. Onu tamir ediyor. Emeviler ve benzeri. Evet. <laughs> Doğru hissiyat eden onlar. Evet yani istikamet veriyor. Mesela al ve asabına niye dua ediyoruz? Onla ee, onunla biz dengeye giriyoruz ifrat ve tefritten. Al ve asabıma tutunursanız yani al ve asab mesela al nedir? Risalet hali var. E, nesebi al var. <laughs> Risalet hali üstündür. Yani mesela diyelim ki biyolojik nesli var. Bir de davansının nesli var. Risalet demek e, davasını, Kur'an'ı yüklenen her fedakar Risalet Ali, Usta Resulullah'ın manevi evladı, evladı manevisidir. Bu o soyu taşıyor. Mesela hepiniz hepimiz Risalet Ali'nin hamalesiyiz. Ama bir de nesebi var. O da onun sünnet-i seniyesinin hamalesi. Ustad diyor ki genelemalarda eğer sünnet-i seniyeye uymuyorsa değil nesebi al dost bile olamaz diyor. Lemalarda söylüyor. Hatırlarsınız. Bu i̇ki türlü soyu var peygamberin bir risalet soyu bir de nesebi soyu var işte. İkisine tutunmak. O zamanda çöl gibi kaplerde çöl gibi kap ne var? Çölde adetler, hadiseler, soğuk sıcak, gece gündüz hadiselerin bulunması bunu bunlar çok serttir. Yani geçişleri ortası yok. Zı hemen hemen zıttına dönüşüyor. İfrat ve, yani. İfrat ve tefrit. Vasatı yok çölde. Evet güzel. Vahşet adetlerini, çirkin ahlakları kalbi sönmüş bunlarla. Kalbi sönünce kalp haritaydı. Rüzgârlıydı. Hissiyatlarla sönmüş kalpler uyandırdı, canlandırdı e, Muhammed-i Haşim'i. Bak Haşim'i bunlar demektir. Çöl, çölü kullanırken kullanıyor Haşim'i. İçsel alimi yapılandırmaya Haşim'i kullanıyor. E, aklı mevzuları kullanırken Muhammed Arabi kullanıyor. Kalbi kullanırken, dedim ya, girmek istemiyorum, Haşimi kullanıyor. Muhammed Arabi kullanınca dima kullanıyor. Fikri şeylerde Muhammed Arabi kullanıyor. Bir dersimiz var, belki de 10-13 dakikalık sesli. Muhammed Arabi niye diyor, diyor? niye Arap denmiş? Bakarsınız. Dimağı şeyleri konuşurken, fikri istikamete konurken muhammed Arabi. E, kalbi hissiyatları konuşurken Muhammed-i Haşimi. Kışır yok külliyatta. Oturdum baktım Muhammed Haşimi nerelerde diyor dedim ya. Çok şükür. Hissiyatlarla sönmüş kalpler uyandırdı, canlandırdı. Ve kendisi kendi vahşi çöllerinden çıkıp çıkış yolu ince hissiyatları mümkün yoksa. Mesela peygamber aradı. Bir daha. Kendisi bak kendi kişi biz Kendisi kendi vahşi çöllerinden Ben kendi çöllerimden çıkış yolu ince hissiyatlarla mümkünse yoksa o vahşi çölde vahşi her çeşit canavarlara yaşamak zorunda kaldım. O zaman kendi vahşi çöllerinden sen çıkacaksın Neyle İnce hissiyatlarla. Evet ya yani nasıl yapacaksın? o keskin olan o mesela buradaki tepe buraya taşındı. Burada çukur oldu. Buradaki çukur tepe oldu. Gece ve gündüz hadiseler inmediği için çıkmamış. Gitmediği için gelinmemiş bir yer. Böyle. Evet. Ama güneş de duracak. Onu da bitiyor. Orada yapılandırma diye toprağı. Su inecek, ağaç olacak. Güneş vuracak, uyuyacak. Ubudiye toprağı ev mev yapacak. Evamir-i Kur'an'ı o aile kuracaksın. Çöl şehir olacak. Görüyor musun? evamir Kur'an imtisal şehir medeniyeti kuracaksın. Suyla ağaç olacak. Ağaçta medeniyet kuracaksın. Medeniyeti de İslam evamir kuranı ile tanzim edeceksin. Yöneteceksin. Çöl şehir olacak. Her şeyin ifratı terklerle her şeyin ifratını terklerle vasata gaflet ve ahirete imanımızı artırarak, gafleti kaldırarak yani yani, en ya. Evet. Yani toplayıcı. İfrat var ya ifrat. İfrat e, ifratı terklerle doğru yazmış. Bak o tam tarihte demişiz. Kaç? 18-9 demişiz. Herhalde daha gelmedik değil mi? 18 Geldik yani. Şimdi ilgimi çekti ya. Acayip bir şey. Evet. Çok tuhaf yani. Demek ki ifratı teklerle gafleti kaldırarak gaflet neydi? Yaradılış hikmetini unutmak. Nasıl yapacağız bunu? Ahirete imanla. Vasatı sünneti seniyelerle tefriti tecerritlerle dalaletten maziden sıyrılarak Allah'a imanımızı arttırarak vahye kulak vererek Çölü yeşillendirmek herhalde yağmurla olur. Çünkü güneş ve hava zaten var. Ve bunlar müstakil oldukları için çöl olmuş. E, havaya ve güneşe yağmur eşlik etmediği için. Ne olmuş o? Çöl olmuş. Sünneti, şey İslamiyet olmayan insanlara, Allah'a inanıyor ama Allah işte deist var ya şeyler. Allah var ama hükmü yok. Rububiyet, İslamet rububiyete bakıyor. Allah ilaha bakıyor, uluiyete bakıyor. İslametsiz iman böyle çöl gibi oluyor. Bir daha çölü yeşillendirmek herhalde yağmurla olur. Çünkü güneş ve hava zaten var ve bunlar müstakil oldukları için çöl olmuş. Ağaçlar, canlılar olması için bir su eksik o zaman o zaman his suya, yağmura misal. Ostat da zaten biraz önce söylediğim 23 sözde İslamet suyuyla. İslamet suyu diyor, çöle su gibidir. İmanın ziyası ile oradaki güneşe benzer. Ubudiyet toprağı altında e, toprak, orada ne şunema olacak. E, getireceksin toprağa, çöle, bitki yetiştireceksin. Ama yakıp yıkacaklar der Zübeyir abi. Sen aldırmayacaksın. Evamir-i Kur'an'ı imtisal edip cihazat-ı manevesinin hakiki gayelerini tevcih etse elbette Ali Misal ve Berzat'ta da dal budak verecek vesaire devam ediyor. Sana orada o her şeyin ifratı bir oraya in, bir şey yapsana bir daha. Ee, ifratı Allah'a imanla ya. He. De şey ahirete imanla Allah'a imanla. Vasat da peygambere iman kitaba imanla. Harika. Sünnet-i seniye diye koydum. Ha, ön ekleyeyim işte. Peygamber. Ve e, iman. Peygamber. O oh, tamam. Çünkü Sünneti i seniye dedik bıraktım ama madem ihtiyaç hissediyor peygambere, peygamberlere ve kitaplara. Evet. Kitap. Kitap. Yani. Tamam. Doldurdu. Çok, çok güzel. Zaten iman altı tane ama bir güney ve kuzey kutbu var ya. Her şeyin iki kutbu var. Bir güney ve kuzey. İman esaslarının iki kutbu var diyor. Kutbu azim diyor ustad. Altı tane iman esası. Altı tane ama esası ikidir. Allah'a iman ahirete iman. Kutbu imani diyor ustad. Bu ikisinin ortası işte. Diğer dört tane. Vay be. Şimdi ee, atlıyoruz. Geldik geldik. Sevgili kardeşler, e, sayfa 250. İyi niye anlamadım ya? Değil. Mesela diyor ya terklerle, gafletle. Ne demek o ben onu anlamadım. Uzunlu. Terklerle, gafletle karşılıyorsun yani. Dalalet ustad kullanıyor da biz böyle gaflet eski gaflet ve gaflet ve dalalet de gaflet de dalal Yani şuursuzlukla, ihtiyaçsızlıkla bir şey ne dersen de işte. Bir baktım ki gafleti nerede kullanıyor? gafleti nerede, dalaleti nerede kullanıyor? Dalalet rehbersizlikten, peygamber olmayışından vahye kulağa sağır olduğu için dal oluyor, dalin. E, dalalet ruhun cehennemidir diyor. Hidayet ruhun cennetidir. Dalalet ruhu cehenneme atar. Gaflet ise kalbi atar. Onu yazmadım yani. Çünkü 61 işaret-i söylüyor. E, hidayet ruhun cennetidir dalalet ruhun cehennemidir diyor. Ne? Net. Net söylüyor. Ha. Hatırlarsınız. Bedi şey yazmadım onu. Ee, dalalet, e, dalalet ruhun cehennemi. Yani vahye vahye kapalı oluşundan vahye kulağını kapattığı zaman maziye Maziye vahiyi. 1400 sene önce gelmiş. Onu kulağını kulakla dinleyeceksin de kulakla. Dalalet orada kullanıyor. Maziye sar. Gaflet ise yaratılış hikmetini unutmanın adı olmakla beraber gelecek geleceğe kördür. Ne demek o? Ahireti görmedikleri için sağır olup kör olmuşlar. Yani böyle diyor. Sağır olup kör olmuşlar. Belki divanı olmuşlar ki bu hakikati duymuyorlar, bu hakikati şey görmüyor, anlamıyorlar. Dolayısıyla peki ahireti erkekler erkekler nasıl vasata gelir? Erkeklerin zaafı istikbala aitti. Ahireti, ahireti imanı bil ahiret artarsa e, hazır zamanını zehirlemez demiştim dersin başında. İman artarsa, o zaman imanı bil ahiret insana ne kadar erkeğe hakim olursa vasatta kalıyor, gafleti koda kalkıyor. E, a, kadınlar ise hissi oldukları için, e, işitsel oldukları için e, şey yaparlar, Maziye takılırlar. Keşkeleri çoktur. 18 sene önceki düğünde söylediğin sözü getirir buraya. Yapar. Normaldir. Eksikliği değil. Yapısıdır. O nasıl istikameti gelecek? Vahiy kulak asarak. Vahiy ne demek? Allah'ın şeriatına tabi olacak. Açık emirlerine tak tak uyacak. Erkek ise bunlar olmakla beraber Kur'an'ın gösterdiği ahireti, ahiretteki o hesabı ahiretteki hayatı ahiretteki günleri hatırlayıp haramdır, doğrudur, doğru değildir, yapmam, yapamam, zulme demem vesaire. Yani imanı bil ahirette daha çok aslında ayırmıyorum ama daha çok insanın erkeğin zaafı istikbale aittir. Ee, vehmediyor, korkuları vardır. Korkuları vardır gelecekten, kaygıları vardır, hırsları vardır kariyerleri vardır, istekleri var bir sürü. İnsanı o şey yapıyor. Bu yüz e, hani ayrıda şey kabre girmenin üç yolu var ya. He. Ona baktığımızda da buna birebir uyuyor. Yani kaflet e, orada <laughs> birinci yol ikinci. Orada da şey yapmışım. Ona da yeniden e, karşıma çıktı o o kadar sakin ve ağır, gaflet ve dalaleti çözüldükten sonra 142 sözlere geldi. O üç yol var ya hepten size de gönderdim resmini. O kadar kolay oldu ki. Hmm. Mesela o sayfayı keşke görebilsem de. Sözler 142 bakayım nerede. Acayip oldu mesela. E, şu anlardan önce. O gaflet ve dalaleti ben gönderdim de. Şimdi bozmayayım ama sen böyle bir bir mahluksun böyle. Bizi böyle alt üst de çok seversin böyle. Biz de tuzağa düşeriz. tabi tabii. Evet. <laughs> evet. ama o üç yolu çözülmüş bu gaflet ve dalaletle. Çok acayip. Ee, mesela inşallah o gelseydi o belki görürsün hiç Bir yerde onu yazmışım. Evet şu anda 250 işaret icaz 110. Tarih alemin şehadet, şehadetleriyle sabittir ki parmakla gösterilen en büyük dahi ancak umumi bir istidadı ihya ve umumi bir hasreti ikaz ve umumi bir hissi inkişaf ettirebilir. Ancak umumi bir istidadı ihya bir bu bir abiler. Ve umumi bir hasleti ikaz. iki umumi. Üç umumi bir hissi inkişaf ettirebilir. Üç. Eğer böyle bir hissi de ikaz edememiş ise sayi hep heba olur. Umumi hissi ikaz ancak şair İslamiye ile ben oturdum baktım. Ee, umumi bir e, his nasıl inkişaf eder? komple bir yani böyle paket şeklinde tek tek değil de hepimiz hepimiz bir anda aynı iş, aynı hisle nasıl sahip oluruz? Aynı hisimiz nasıl inkişaf eder? Amelimizde olmaz. Sen başka şey. Namazda bile aynı sure okumuyoruz. Sen onu okuyorsun. Ben bunu okuyorum. Olmadı. Aynı his olması hepimizin aynısı inkişaf etmesi için aynı şey motiveci olmak lazım. Onun adı da şair İslamiyettir. Umumi hissi ikaz ancak şair-i İslamiye ve sünnet-i seniyelerle olur. Menfisi ise toplu sefaatler olan spor müsabakaları, reklamlar, haberler ve toplumsal hissiyat dünyeviyelerden olan hayat dünyeviyenin temini, felsefe yani bana göre yorumlamalar ve siyaset merakları. Bunlar gibi müspet ve menfi hissiyatlar uyanır. Yani mesela bizde müspet hissiyatlar şairlerle, sünnet-i seniyerlerle mesela camiye baktığımız zaman şairdir. Evet. Ama spor müsabakaları, sefaat yerleri, reklamlar, medeniyetin haberler, e, medeniyetin, mimsiz medeniyetin şairleri, haberlerle ifsat ediliyor akıllar. Kalpler, haberlerle, reklamlarla ifsat ediliyor, zehirleniyor taciz ediliyor. Onların şairi de böyle. Tam Şair, toplumsal, mi, değil mi? Bizde böyle, onlarda da böyle. Mesela neyle? Spor musabakaları, reklamlar, haberler, toplumsal hissiyatı dünyevi olan hayatı dünyeviyeler. Yani demek istemedim. Plajlar gibi böyle garip yerler. Başka felsefe yani bana göre diye başlarlar. Siyaset merakları bunlar gibi müsbet ve menfi hissiyatlar uyanır. Uyandırılmamış binlerce hissiyatı aliyeyi düşün. Uyandırılamamış bizde hissiyatı aliyeyi düşün. Diyor ki o aliyeyi merak ettim ben. Aliye deyince ağzım kalemimden çıktı. Dedim hissiyat aliye var mı? Oturdum bir de baktım ki hissiyat aliye varmış. Bak okuyorum. Acaba evvelki benim değil o metin kırmızı tabi biliyorsunuz. Acaba evvelki zamanların cehalet, şekavet, zulüm, zülmetleri. Bak zulüm oraya Zülmetleri kendine. Altında gizli kalan binlerce hissiyat haliyeyi varmış. Ceziretül Arap memleketinde. Bak Haşimi değil. Evet burada. Bedevi ve dağınık bir kavim içinde inkişaf ettirmek harikulade değil midir? Evet, şemsi hakikatin ziyasındandır. Ya yani bu böyle okuduğum için peygambere hakikaten hasta değilim ha. He, hastayım ya. Onun nasıl bir imanı var ya? Aklım gidesi geliyor ya. Ya ben var olan yolda yürüyemiyorum. Bir tanesine dedim ki, abi böyle dediğinde ben gene iyi değilim falan. Dersten geçer. Dersten sonra bir tanesi ortaya. Kardeşim ben adresi sana tarif ettim. Sen yürüyeceksin adrese. Ben yol tarif ettim. Adresi verdim. Ha doğruduk. Doğru. Onu sana gönderecek. <laughs> e, öyle ama ben de iyi değilim. Dedi. Has, dedim ki kardeş ben sana yol tarif ediyorum. Bak ileriye git. Oradan sola vur. Az ileri git. Sağa dön. Devam et. O yolun sağ tarafındaki binadır. Otur. E, gitsene. Abi yok ki. E buradasın gitmedi. Yolu ben sana tarif ediyorum. Yolu sen yürüyeceksin. Tamam Acayip bir şey. Bir tanesi neydi Rize'de? O misali de Rize'de hatırıma geldi. Darlandım ya. Dedi ki böyle abi dedi ya cemaattan bazen çok sert oluyorsun dedi. Dedim ki ya dedim geçenlerde dedim ben dedim aşağıki katta bir tahta çakacaktım. Çiviyi aldım. Bir vurdum, iki vurdum. Sonra çok sert vurdum. Ee, çivi dile geldi konuşmaya. Adam bak ne sordu ne diyorum. Çivi bana dedi ki kesere. Kesere diyor ki dolayısıyla bana çok sert vuruyorsun. Keser de ona dedi ki ben sana sert vurmuyorum. Sen bir sert bir tahtadasın. Eski de yumuşak tahtaydın. Şimdi niye sertleştin? Ben eski biliyordum vurdum. Mer eski tahta değil misin? Ben sana vururken aslında sana vurmuyor. Sert olan tahtaya vuruyor. Ben sert miyim yoksa biz çok yılışık olmuşuz dedim acaba. Çivi dile geldi. Çekesine diyor ki bana çok sert vuruyorsun. Keser de çiviye dedi ki ben sart, sana sert vurmam mı sebebi sert ölmiyor. Sen bulunduğun mekan daha yumuşaktı. Şimdi çok sert tahta ol tahtadasın. Mekanın değişti, farkında mısın? Eski zannediyorsun kendini. Teşbih temsil ve istiğarelerle. <laughs> <Evet>. Hı <Hisi> hı. Zahirisler. <laughs> o unutmaz o çivi keser. Temsille girer, oradan girer diyor. Buna belki de hani e, zulüm ifrat. Zulumat. Zulüm zulümat. Evet. Birisi kendisi, birisi harici. Yani burada da hem ifade, hem tefid mi oluyor acaba? Evet. hissiyat Aliye bak. Peygamber nasıl yapmış? Hissiyat-ı Aliye ile e, ince hissiyat zahiri farklı. E, böyle acayip acayip hisler var. Mesela Hissiyat-ı Aliye'yi Arap'ta. Yani öyle bir hissiyat inkişaf etmiş ki aklı inşa edecek burada Ali. Hissiyat-ı Aliye. nerede biliyoruz? Ceziretul Arap dedi. Muhammed-i Haşimi demedi. Nerelerden ne çıkarıyor? Diye diyorlar. Anladın He. Hazma, Hayır, şarkı. Şarkı. Evet. Ya, ya, ya. Şimdi gelelim. Demek toplumsal hissiyatlardan hissimize ayrılan hisseler. His nedir? Hissedar olmak. Bir daha. Onu biliyoruz daha önceki derste. His neydi? Hissedar olmak. Ona dönüşmek. Ve his mekandı. Hariç alemi şahadet nedir abi mekan? İç alemimizde mekan his odur. Objeler var, ağaçlar var, dağlar var, tepeler var mekanda. His devdeki zihin de öyle. Şair-i İslamiye, hissiyat-ı aliyeyi. i İslamiye ve sünnet-i seniye iki. Ee, hissiyat-ı aliyeyi. Onların ise onlar da şairi, şair İslamiye değil, şairi deniyetin spor musabakaları, reklamlar, haberler, siyaset merakları ile ifsat olan o akıl ve kalpleri, hissiyat aliye ile Muhammed-i Arabi aklı, Muhammed-i Haşimi kalbi ihya, şey inşa ve ihya ediyor muhammed Arabi aklı inşaat yapıyor. Muhammed-i Haşim'i kalbi de hayatlandırıyor, ihya ediyor. Demek toplumsal hissiyatlardan hissemize ayrılan hisseler, hisler, bir daha çok güzel. Toplumsal hissiyatlardan hissemize ayrılan hisler olduğu gibi, yani reklam, arabadan geçiyorsun, tabi diyorsun, bak sana da bir his ayrıldı günah yazılmıyor ama lekesi kaldı. Sana ayrılan o, o, o şeyden hisse ayrıldı sana. Sana has ve kimsenin haberi olmadığı ve olamayacağı hisse de sahipsin. Mesela toplumsal hislerimiz var ortaktır. Ama seninkisine ben, benimkine de sen şahit olamadığın hislere sahipsin. Ondandır ki bir de demiştik hiç kimsenin sahip olmadığı büyük nimete mazarsın. Nedir o? Sen sana sahipsin. Ben sana sahip değilim. Sen de bana sahip değilsin. İmam Gazali der ki, insanlığının kıymetini bil. Vefat edince bir de insan olamayacaksın. Bak şimdi, elimizde bir nimet var. Hiç kimse de yok. Herkeste. Elimizde bir nimet var Gafur. Hiç kimse de yok. Nedir o? Sen sana sahipsin. Ama vefat edince sen sana sahip olmayacaksın sana sahip olunacak. Şu anda sen sana sahipsin. Sen inşa edeceksin kendini ve inşa edeceksin. Ha. Bir ortak hissiyatlarımız var. Hizmette, toplumsal, ortak değerlerimiz var. Bunu kim yapıyor? Şair ve sünnet-i seniye. Bir de içsel doğmalar var. Bu hiç kimse seninkisine şahit değil. Sen de benimkisine şahit değilsin sahip olmak. Bir de hislerin meratipleri olduğu gibi alisi ve suflileri de varmış. Kaç tane his var? Bir toplumsal hislere sahibiz. iki özel hislere sahibiz. Bir de hislerin meratipleri var. Alisi var, suflisi var. İsim, isimleri his. Hepsinin adı his kalıpları ve mekanları his şurası. Bak bu buraya bu masa histe kahveyi koydum. Kalemi koydum. Elimi de koydum. Telefonu koydum. Bardağı da koydum. Koyduklarım mekana koydum diye mekan değiller. Mekan histir. İçine koyduklarım başka şeydir. Hissin içerisine ne koyarsanız o neşünema bulur o olur. His mekandır. Ne kafirdir ne Müslümandır. Fıtrat hastiyedir, hayırdır. Mekan mıdır, Me i̇çsel mekandır. İçsel mekandır. Ya, peki hava ya. E, üzerine ne koysam, Sen taşıdığı mi? gibi his de üzerine ne koysam mi? öyle mi? Evet. Hissiyat haliye, hissiyat-ı sufliye, hissiyat his bir sürü. İsimler his, kalıpları ve mekanları his ama içerikleri çok farklı. Akıl kuvadır, kuvve-i akliye, kuvve-i ve kuvve-i akli'dir. Onu atar buraya <laughs> hisse atınca uzantıları e, içerikleri değişir ama uzantılar farklı olur. Yani kuva his olur ama içerik his formatındadır dedim Akıllı dersin başında. Mekan mı? Efendim? İzla mekan. İzla mekan. İzla mekan. Mekan. Evet. Mesela her şeyin şey olduğu gibi e, sureti serbest verdiğimizde olduğu gibi mekan anlayışımızı hayal yapar şey yapar hayal yapar. Zaman anlayışımızı öncelik sonralık, öncelik sonra bilgilerin dizilişi ki tasavvur yapar. İçsel zamanın sureti tasavvurdur. İçsel mekanın sureti hayaldir. Şunu, şu cümleyi bitireyim. Tamamdır, şu cümleyi bitireyim. Ama bozmayayım senin aletini, söyle. Hasan abi ben şeyi tam böyle bir ayırtmaya çalışıyorum ama zihinle hissi bir ayırmaya çalışıyorum ben sana. He? Şimdi, o da mekan, o da mekan. O da mekan, o da mekan mı? Ama evet. zihin sanki mekan değil gibi. Zihinde tefekkürle mekan açıyoruz. Ha işte o. Ha O 18 bin alemin 13. sözde zihinde hüşar olup diriliyorlar. O alem. Sistemle Ama yanında adını koymak lazım işte. Ya Ben şunu demek istedim. Zaman derken sıralı sistem zaman başlayınca evet. mekan oluşur. Evet. Onu evet. demek istedim. Yani evet. sıralı sistem Mesela oluşturur. bana bir şey Daha söyle. Bir şey hayal edin de mekansız olsun. Şeyde de öyle. Olmaz. Ben bir şey düşünün de zaman olmasın. Evet, Söyle Fen ilmini de elektronun dönmeye başlamasıyla birlikte genişleyip zaman mekanı dönüşürüm. Harika. İsimleri his, kalıpları ve mekanları his ama içerikleri çok farklı. Çeşitli cihazları cihazları çalıştıran pozitif eletiğin pozitif elektrik kamera hiç çalıştıramaz. Ampul çalışıyor. Sif pozitif elektrik çalıştıramaz ki. Negatif hattan da geçtiği gibi. Akıcı ademi lazım. Ak akıcı ademi lazım. Yani his de böyle içine konulduğu şeye dönüştüğü gibi. Hissi uhvet var. Hissi muha muhabbet var. Hissi hürriyet var. Hissi umumiye var. Buna misal diye devam ediyor. Efendim abi. Ya şimdi e, dediği zihin, his meselesi var ya. Zihinde mekan açılıyor. Bir çömlek örneği vermiştiniz en başta. Çömlek. Esas da çömleğin hakikati nedir? İçindeki boşluktur. Evet. Çömleği, çömlek, çömlek yapan içindeki boşluktur. Zihin burada çömlek midir? Yani e, burası mekan. Bu mekan. Zemin. Histir. Koltuk koy. Araba koy. Kahve koy. Ben bu mekana koydum diye mekan ona mı dönüştü? Kahve midir bu mekan? E, Dışsal mekanı içeriye, Haşir Meydanı içeriye taşıyor ya. Haşir Meydanı içinde dünyada yok mu? Mesela his, hissin bizde tahallük edip e, bizde çalışması onun zihninde e, bir nevi sabitlenmesi gibi bir şey oluyor. Yani. Çalışıyor. çalışıyor. Bunu, bu söyleneni vahşet çöllerindeki şeyi eee Burada da kullanıyor. Diyor ki şu işaret edeceğiz 111. Geçittin mi 251. sayfa? Vahşetin çöllerinde sönmüş olan kalplerdeki kasaveti. Biraz önce yapmıştık ya. İnce hissiyatla teptil ettirdi ve cevir insaneti izhar etti. His başka bir hisle teptil edilebiliyormuş. Sırf akılla değil. Hissi hisle. De. Mesela bilgisayarda diyor ki böyle bir isimde bir dosya var MP4. MP4. İçerikleri farklı. Birisi dağ çekmiş, birisi denizi çekmiş film. Onunla onu teptil ediliyor ya. Bu çok garip. Hiç e, hissiyatla his, teptil ediliyor. Bu vazifedarlara mı hastır yoksa herkes de de... herkeste de... Herkes var. Var var yani. Var genel. Allah e, hat konmamış. Onun için çok tehlikelidir. Çok da nimettir. Hissiyatında yaşıyor herkes biliyor musun? Dışarıda yaşadığını zannediyorlar. Osman başkan çok boş bakıyor abi. Herhalde şeyi anlamadı. Ee, anladığım Ama kadarıyla bu. Herhalde yani. kalbinden geçen şöyle bir şey var. <laughs> Tefekkürlerimizde şiddet diyorsunuz ya burada bir cennet oluşturdu benim cennetim diye. Ee. Ama cenneti Hasan abi cenneti tahayyül etmiş tasavvur etmiş kusursuz evet. ve eksiksizleri yapmaya çalıştı. Yani öyle bir cennet anlayışı var. Yani zihnindeki tefekkürüyle zihnindeki Cennet anlayışını aslında benzeştirdi, oluşturdu. Evet. Lakin hissiyatın içini neyle dolduruyor acaba? Yani zihnin içini tefekkürleriyle doldurdu, tahir ve tasavvurlarıyla orada cennet anlayışını oluşturdu. Ama his de mekansa, hissin içini neyle doldurdu diye geçiyorum Osman Başkan hakkında. Geçen şuydu, bu e, ikisini ayırmak noktasında. Acaba e, makisi, efkarı, dima, masal, hissiyatı, vicdan diye kalbi? Ee, zihin e, ayat tekvi bizdeki diriliği hüşyar e, olduğu yerdi. Hissiyat da sanki içsel alemimizin dirildiği mekan açtığımız yani masal hissiyatı vicdan dediği zahir olduğu şey. ortaya çıktı. Esan zihin. Ee, zihin sanki ayat tekvi bende geliyor yani hariçtekiler bana geliyor mekan açılıyor diriliyorlar. E, hissiyat sanki benim kendi içerisindeki zahir olanlar gibi bir şey mi diye. Doğru doğru. Öyle öyle. O an işleniyor. Şimdi bir haftadan böyle cemaatim ve kendimi ve yakınlarımın dikkatini çekiyorum. her bir mana, her bir ait küllidir, her asırda efradi bulunur var ya. E, Risale'nin talebeleri imanla kabre girerler, gidecekler. İmansız gitmezler. Hangi? İstikli Tasdik birinci şuada anlatıyor ya. Merak ettim hangi sure diye. Hud suresi. Ondan sonra niye buraya usta ustada Allah oraya nur talebelerini o ebcedi vesaire oraya koydu. Allah ilmi muhtezeli mutlak. Bunlar yazılmış yazılacak işi bilen Allah oraya koymuş. E, kısacası e, e, asrımıza bakan şeddat ve olduğu gibi asrımıza bakan ilen bağları var. İrem bağlarından çıkan nur talebeleri imanla girecek. İrem bağlarından. Oradan dört. Orayı alır, yani. Evet. Yani Tabi çünkü İran bağlarından çıkacak, girmeyeceksin. Hud Aleyhisselam girmedi. Ey Hud gel gir gör dedi. Bir hut şey şeddatı şeddat yapan kuvvetine tamam mı? Şehvetine saltanatına ve servetine güvendi. Yani oraya yaş dalmadı kütürme almadı, dertli almadı, sıkıntılı almadı. Böyle en güzel kızları aldı, en güzel şeyler aldı. Hayatı dünyevinin temi değil mi? Aynı şimdi değil mi? Deccal kendisine tabi olanları yatlara, katlara, atlara tabi olmayanları cehennemine atar. Cennet-i Kazibe, Cenneti kazibe lise mektebin çirkin taklidi. O söylediğini söylüyor. İrem bağlarına girmeyeceksin. Hud suresinde demiş. İhlen bağlarına girmeyeceksin. Girene ne olur? Nasıl helak oldu biliyor musunuz? Ee, nereye ne kadar metre ve ne kadar rüzgar? Rüzgarla o yüksek sütunlar toz haline getirdi. Bundan ibret alan Semut kavmi onlar diyor yüksek sütunlara yaptı. Bir sütun yapmayalım. Öyle bir teknoloji kullandı ki şimdi yok. Dağları oydu. Dağlar oyan teknoloji var ama aletsiz o suları dışarıdaki su içeri, içerideki kuyudan kuyudan işte taşımış. Acayip salonlar yapmış. Dağları oymuş. Tamam. E, evet. Şimdi... Gafur üzerinde durup duruyor. Çok karışık şey yapıyor kafası. Şimdi bana şimdi söylettirildi. Söyle dedi. Bak bakayım ne, ne olur dedi. Dedi ki mekanın kanuniyeti his hakikati zihindir. Oo. Hmm de dedi? Böylece ayrılır galiba dedi. He, doğru. Çok veya şu anda şimdilik çok güzel. Mekanın kanuniyeti his, hakikati zihindir. He. Peki e, ben bunu buna delil şöyle bir şey var. Her şeyin her şeyin her şeyin sureti, kanuniyeti, hakikatı mahiyeti var ya. Ben bunu e, vicdana uygularsam ne olur dedim? O nerede o? Her şeyin sureti, kanuniyeti, hakikatı mahiyeti ya. Bunu vicdana uygularsak vicdanın sureti iradedir. Vicdanın kanuniyeti e, zi, e, zihindir. Vicdanın hakikati histir. Zi, vicdanın içsel mahiyeti Latife-i Rabbaniye uyuyor. Yani hisle e, ben, bendeki değişen mekanlar e, zihinle e, hakikatte değişen mekanlı Yani dışsal tarafı. Ee, uyguladım şöyle. İslamiyet suyu irade. Bak şimdi. İslamiyet suyu irade. imanın ziyası zihin. Ubudiyet toprağı his. Evamir Kur'an-ı latife Rabbani. Burada da uyuyor. İslamiyet suyu ile imanın ziyası bu diye evameli tekmini ben vicdana uyguladım. İslamiyet suyu vicdandaki iradedir. İmanın ziyası vicdandaki zihindir. Marifetullah çünkü. Ee, vicdandaki ubudiyet toprağı histir. Toprak. içsel toprak. Vicdandaki evameli tekmini Latife-i Rabbaniye'ye oluyor. Tamam. Yani, yani, suayet, suayet, e, işte. O zaman suret, kanuniyet, hakikat, mahiyet. Uyuyor. Suret, irade. İrade i̇şte, ve letefe de bana de mahiyet olarak düşünürüz. Uyuyor. İrade, de, mı ha -ha. Ha -ha. Uyuyor. suret. İrade, suret. İradet, suret. Hani, eylem ya. İbadetullah, i̇badet, eylem. Yani. E, zihin nedir? Kanuniyet. E, zihin, kanuniyet, dimada değil mi? Akıl, aklı, marifetullah, zihinde mekan açıyor ya. Kanuniyet o. diman bütünlüğü zihin. E hiç de ubudiyet topraktı. içsel mekan. Mekan. E, ee, Evameli Kur'aniye. Yani kelam-ı ilahi ne yapar? Latife-i Rabbani aktif ederek zaten namazda hazır olduğu için huzur oluyor işte. Uyuyor işte. His, his zaten aynel yakınlık değil mi Hasan? Yani bu şey yansıtsana bugün attım. 257. Yansıtabilecek misin? E, ee, zihin ilmel yakin. His aynel yakin. Latife-i Rabbani. Hakkal yakin. <laughs> evet. Son bir şey daha söyleyeyim. Anladım anladım anlamamışım. Daha üstüne gitmeyin abi. Şimdi geçen gün size bahsettiğim şey vardı ya Hasan abi. 257. Diyorum ki. Ha bu. Hasan abi benim. Dinliyorum mahiyet. Sen. Mahiyet. Kanuniyet <laughs> ve suret. Zihinde de böyle. Ee, i̇rade, suret. kanuniyet atlayalım. de atlayalım. Ee, hakikat, his. Mahiyet, latife-i Rabbaniye. Bunlar zihinde kendini gösteriyorlar. Kanuniyet olan benim. Tamam. Ben olmazsam bunlar kendini göstermiyor. Şimdi zihin neyle dolduruluyor? Eğer nereye hak ettiysen, nereye gittiysen, e, pergelini nereye koyduysan, mahiyetteysen mahiyetle dolduruyorsun. Kanuniyetin içini, zihnin içini. Yani diyor ki o dört tane sistem var ya kısacası. Bunun diyor kanuniyetini çıkar. Oradan sök al. 11. sözde bunları kullanıyor üçünü. Diyor ki bunu al. O kanuniyet merkez dedi. O benim. Diğer üçü benim dışımdadır. Yani benim kanuniyetimi suretle, hakikatlarla, mahiyetlerle inşa ediyor. Doğru. doğru. Nasıl doğru? Ben bunu kanuniyeti çıkarırsam üç etrafımda tersini yapayım. Hakikati çıkart. Hakikat esma nedir? Hakikat esma nasıl olur? Bunu çıkarsan diğer üçü bunun etrafına döner. Hepsi de böyle olur. Niye olmasın? Ben değil, Esma kendisini iradeyle, zihinle, ondan sonra Latife i Rabbani ile Hasan abi, siz çocukken demiştiniz ya, ben arkamı dönüp bakmasam o da yerinde yok. Evet. Siz arkanızı dönüp bakmasanız hakikaten... Bu, 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 söylediğim benim dışımda. Sen olursan kanunet bu böyle. Ama abi o insan, insan Oynatırsın şey yani. Yani kanuniyete göre kendini konumlandırıyorsun yani. Ha. Konumlandıran o. Yani ben suretim dersen, Böyle diyor. Suretsiz. Ama diyorum ki. Sen ama diyorum ki. Hale hale Asıl, ya. bu yanlış bir şey demiyor. Evet. Ben diyor ki bak bir dakika. İç alem namus ve kanun ya yazılım. Tam ben kendim buyum. Yapılandıracağım. Kanuniyet. Nasıl yapılacak? Suretim var. Surette yapılandırın. Sonra beni ha, bu suretin hakikatları var. Kan, kanunatla Surettir, kanunettir, hakikatim ayeti. Yani ben kanunetim. Suretle, e suretin hakikatler var esma. Bir de onların mayeti var, sıfatlar. Yani merkezde çekirdeği koyarsan diyor, ne ama bu. Doğru yani. İnsan menşeli düşünürsen, insan kanunettir. E, sureti de zaten ubudiyet toprağı altın, yani dişsaldır. Hakikati zaten esma ilahiyelerdir. ve doğru yani. Aslan abi, bakın yine anlamıyorsunuz beni. Diyorum ki siz hakikatte de aynı şey olur diyorsunuz. Ben de diyorum ki mesela ben ya belki, sen buradan ne farklı söyledin? Şunu diye. söylemek istiyorum. Şunu söylemek istiyorum abi. Şimdi ben diyorum ya herkes buna bakıyor. Yok. Ben de aslında buna ben diyorum. Sureten. Sureten öyle diyorum. Tamam. Şimdi sureti buradan çıkar. Hakikat yönüyle ben derken burada görünen beni derken tamam mı? Ben ee, ben yine kanuniyetin üzerinde görülen hakikat ediyorum. Tamam doğru. Yani kanuniyeti çıkartırsanız bunların hiçbiri görünmez. Tabii ki gözükme. Tamam. Ben ortadan kalkarsam bu mevcudat anlaşılmaz ki. Ama hakikat suret ve mahiyet için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Yok kendisi o kendi alemde. Ama benim için evet. olmadıktan sonra ben benim için Şu... Evet evet. evet. Onu demek benim ben, merkez, merkeze He. pergele kendimi koyarsam evet. e, tabii ki ben kendimi ortadan kaldırdıktan sonra hakikat mı olur? Evet. Benim hakikatim olmam zaman İrfan'ın hakikati de olur. Yani derslerin birinde daha de önce zihinde, biz zaten zihine bir kavşak demiştik. Evet. Bir hap, hap demiştik, böyle manalar çıkmıştı. Zihni kaldırdığımız zaman zaten, hani bu önermeler veya hissi kaldırdığımız zaman bu önermeler zaten hissizlik de bir hissidir. Bu yani, kaldırdığı, bu önermeler doğru olmuyor. Yani yanlış yani sorulan sorular. Yani. Sonra bunlar böyle değil der ki zaten. Nasıl? Tamam. İnsan kalktıktan sonra Cenab-ı Hak mahiyetinde bunlar... Tabii değil ki. Bilmiyoruz ki. O zaman de, devam edelim. 251'i aç. Kaldığım yerde devam edeyim. Ondan sonra bir çık. 251. Sayfaya aç. Vahşetin çöllerinde sönmüş olan kalplerindeki kasaveti ince hissiyatla demiştik. Buraya teptil ettirdi ve cevher insanı tizar etti his başka bir hisle teptil edilebiliyor de kalmıştık. Çok dağıttık. His başka bir hisle ona şaşırmıştık. Bunu kalplerde bütün vahşet adetlerini ne demek? Vahşet adetleri neymiş? Çirkin ahlakları kaldırarak pek yüksek adat ve güzel ahlakı tesis etti. Yani adeta Celaldeki cemal, cemaldeki celali göstermiş. Bu çok tuhaf. Yani arkadaşlar cemal, celal zemininde gözüküyormuş. Bu nereye delil olacak biliyor musun? Cemal da celalde, ce, celal da cemalde gözüküyor. Ustad diyor ki, cennetsiz cehennem, cehennemsiz cennet olmaz diyor. Niçin olmaz? Cennet, cemal ülkesi. Cehennem celal ülkesi. E, celal ülkesi denebilmesi için altında cemal olması lazım. Ona rağmen bu deniliyor. Mesela diye uygulayayım. Hastalık celal ülkesidir. Cennette hastalık yok. Niye hastalık yok? Devamlı şafi tecelli ettiği için. Hastalık bastırılmış. Tamam. Bunu nerede söylüyor? 24. sözün başında diyor. Celal'de cemal. Cemal'de celal'ı gösteren. Onu fark eden kim? Kemal olan insan. Şimdi bir tuhaf şeyler yani. Mesela zıt zıttında gözüküyor. Ee, mesela diyor ki Allah niye gözükmüyor? Şiddet huzurundan diyor bir tane. Bir de zıttın ademinden diyor. Eğer Allah'ın zıttı olsa aynı gözüküyor. Yani Celal, Cemal niye gözüküyor? Cemal olduğu için altında. Eğer Celal müstakil olamaz. Celal deme ya. Celal neyi diyorsun? Bugün kalem diyorsun. Niye telefon demedin? Niye bu? Mesela bu irade tabi. Bu nedir portakal? Niye armut demedin? Onu da biliyorsun da ondan. Yani biri birisiz olmayan nisbi şeyler. İşte cennet, cehennem olmasa şey cennet olmasa cehennem tazip etmez diyor. Niye etmez? Cenneti, cennet dedi ki kafir. Bak cennet olmasa cehennem tazip etmez. Cehennem olmasa cennet lezzet vermez. Bir bir üzerine 24 sözde yansıtıyor. Mesela celali cemalde, cemalde, cemalde yansıtıyor. Ben biraz devam edeyim bu vahşete. Adeta celaldeki cemal, cemaldeki celali göstermek. Kalplerden bütün vahşet adetlerini, ne demek bu? Kırmızı yazdık risalede. Şimdi bu şunu al Bir adet, bir adetler var ya, kalp, kalbe girmesiyle, o toplumun kültürü de mekanı da kalbe giriyor demektir. Mesela toplumsal bir şey veya şair İslami olur veya bir reklam olur. Eğer bir adet, kültür, örf, anane kalbe girdiyse o adet aynı zamanda aynı zamanda toplumun gelenini, örfünün ananesini de soktu yani. Mesela cami, camiye bakan duvar görmüyor ki, beton görmüyor ki, din görüyor. Bir İslamiyet medeniyetini görüyor. Kafirlerin adetlerinin girmesi. bak bunlar anlayacak insanlarsınız. Bak bir adet kendi başından, kökeninden soyarak adet yoktur. O adet kökeniyle bağlıdır. O adet kökeniyle ifade edilir. Kökeninden sökerek anlatamazsın, adet olmaz. O adet kökeniyle beraber vardır. O zaman bir adet kalbe girdiyse o kökeniyle, kültürüyle, mekanıyla girdi. O zaman bir şair kalbe girdiyse kökeniyle girdi. Bir, bir fikir, bir fikir, küfür, ee, reklam girdiyse içselliğiyle girdi. Şerayirde Hasan abi kutsiyet vardı ya. Evet. O zaman kutsiyetin zıttı olan da bir sistem adet çalışıyor. Evet artık çoğalta çoğalt. Kalplerde bir daha okuyorum bir daha şu cümleyi. Ustad diyor ki kalplerden bütün vahşet adetlerini. Ne demek? Bir adet, bir a, adet, adet yani a, adet. adet yani çekeyim. Kalbe girmesiyle o toplumun kökenin, o adetin çıktığı köken, zemin, gelişen, ifade edilen, anlamlandırılan, yaşanan bir o adet girmesiyle evet. aslında toplumun bir adeti yaşantısı ama Toplum ve kültür girmiş oluyor. Kültürü de mekana girmiş demektir. Vahşet çöllerinde ne demek? Bak, tek tek inceliyoruz. Vahşet çölleri. Görüyor musunuz orayı? Evet. Adet, adet kalbe de vahşi çöl haline geliyor. Bu çöllerde peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam yani Çok adam ya. e, sönmüş olan, <laughs> Allah. Ka, evet bu şu anda imanın kemaline söylüyor. Bir adeti yani bir asla bir kökenini bir kü şey değiştiriyor. kültürü değiştiriyorsun. Değiştiriyor yani. Evet. Yani bir adeti değiştirmek, kültürü değiştirmek. Kültür değiştirmek, adeti değiştirmek. Kültürü tanımlayan, taşıyan, bir şey yaşanmış bir kültürü geleceğe taşıyan örf, anane, kültür, gelenektir. Bunların toplamına da şair denilir. Allah ya. O bir adeti değiştirmek, kültürü değiştirmek. Bak, bir toplumun Örf anane kültür ve geleneğini den çıkar, onu onu bizi işte geçmişi geleceğe taşıyan şairdir. Onun için bir mezar taşı, bir şairdir. Ne demektir diyor? Örf anane kültür ve gelenektir o. Şimdi camileri vazifesinden çıkarmayı düşünsen ne anlama geliyor? Evet. Hayır hayır. Tersi Beş vakit olabilir. namaz kılınıyor bir evde. Bakıyorsunuz. Yılbaşı şey ağaç süs şey cam ağacı koyuyorlar ya. Yılbaşı kutlayacağız diye süslüyorlar. Mesela şöyle düşün. Evimizde çam şey var balkonda. Bahçemizde de var. Hiçbir şey yok. Gayet de güzel bir tefekkürdür. Ama yılbaşına doğru getir onu. Evet. Aynı çam ağacı getiriyorsun. Aynı getiren sen o kültürü getiriyorsun. Onun için zülmet sarıyor. Söylerken bile insan kasavet sarıyor. Evi şöyle döndürüyor bak. Bak sönmüş olan kaplerdeki kasaveti ince hissiyatla teptil ettirdi. Teptil ediyor. Evet. Bak ne diyor? İnce enfusi hissiyatlarla vahşi kapleri teptil bedellendirdi. Yani onu bununla değiştirdi. Biz de onu üzerine koydu. O kalkmadı. kalkmadı. Gene var Baskıladı bizdeki alameti de sünneti seni fıtrat asliye fiili de fiili ahlaki yöntemler. Evet. Yani mesela diyelim ki namaz kılmama hepimizde var. Kılmama. Baskılayarak kıldık. Eğer namaz kılmama tarafımız olmasa namaz kıldım denilemez. Denilemez yani. Her şey zıttı ile kaimdir zıttını kaldırırsanız kendisi de kalkar. Yani iman küfürle vardır. Küfür de imanla vardır. Kaldırırsan küfür nereye iman olacak? Niye sığırın imanı yok? Kafirliği yok ki. Sığırın kafirliği yok ki iman olsun. Şimdi devam ediyor. Çöllere, çöl neymiş? Çöl. Vahşet sıfatıyla nitelendiriliyor çöl. Malum ki, malumdur ki isiz korkunç korku ürkütücü korkulu çünkü tek başına gündüz bile insan çok ürküyor güneş dahi olsa gece değil ha. Çöllerin rüzgar var ya. Mesela ben dağda kalmıştım 6 O zaman kardeşim canavardan beterdir ha. Kurt, ayı falan oluyor ya. Onun dışına şu o rüzgar var ya. Horta geldi, cin geldi, şey geldi, ayı geldi. Her şeye dönüşebilen bir zemin. Eva, zemin. Acayip bir şey yani. Çöl var ya. Bir böyle bir böyle bir acayip bak. E, niye çöl dedi kalbe? Sünnet-i seniyetsiz, peygambersiz kalp çöl gibidir dedi. Çünkü çölde rehber neyse peygamber öyledir. Vahşet sıfatlarıyla nitelendiriyor Çöledir. çöle. Sebebi? Malum ki çöl ıssız, korkunç, korkulu, ürkütücü, yalnız, tenah ve her şey olabilir, ihtimalini taşıyan çöl gibi mekan, mekanın edileyi şeriyesiz kitap, sünnet, icma ve kıyassız iç alem edileli edileyi şeriyetsiz kalpte buna benzetiliyor. Vahşi çöl vahşi kalbe benzetiyor. Cevher insaniyeti izah etti demek zaten kalp kainatın dolayısıyla alemi şahadetin de haritasıydı. Çevir. Dünyada ne varsa kanuniyeti, hakikati, dünyada ne varsa ka, dünyada ne varsa kanuniyeti, hakikati kalp haritasında da bir kuvve var. Nadir abi derdi ki şu anda diyor Afrika'da diyor bir ağacın altında bir adımı adamın ne yediğini görebilirsin. Böyle diyor. Nasıl göreceğiz Nadir abi? Kalp değil dedi alim şahadetin. Kainatın haritası olduğu için e, haritalar Osmanlı mesleği 1 bölü 1 milyon. Yani 1 milyon defa ufaltılmış o yer. Bu hale getirmiş. Bu kalp de âle, şeyin kainatın haritası ya. Aç 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 aç. Ama o haritada sif resim yok. Sif bilgi yok. Bu haritada canlı, şuurlu, aynı kendisi var. Hayatlı ve ruhlu. Dört tane. Altı evet, altı boyutlu. Eğer kalp açılırsa o Afrika'da, Nijerya'da falan yerde, falan yerdeki ağaçta altında adam yediği gözüküyor. Ağzının sesi geliyor. Hepsini seyredersin. O zaman uzağa, yakına gitmeye gerek yok. İnkışaf ettir. Her yerde olursun. Et, ettirenler öyle. Peki bu kalbi ka arşa kadar şey yap. Arşa kadar her yerdesin. Aferin. Bulunmak. Aferin. Evet. O bulunmak. Ağacın altındaki adamı görmüyorsun aslında. He. O oluyorsun. O. Yiyen desen oluyorsun. bugün okudum da Ustak diyor ki kısmen hayvan kısmen farkında Maziye gidip eski yaşamış yerlerde dolaştım diyor. Evet. Dolaştım diyor. Barla da diyor ki abi diyor abi diyor ki 258 miydi? 240. Sen diyor Mucizat Ahmedi yazarken çok acayip bir kanun. Sen Mucizat Ahmedi bu kadar hulasa, ince, öz böyle bir bilgiyle bir şey okuyarak olmaz. Künyesi bir mekanıyla, ile ve çok öz. Ana orada diyor siz orada bulunuyordunuz zaten diyor. Hı hı. Çünkü Ustad da diyor ki alimi gayptan olan mazi ve müstakbele Kadir gecesini oluyorsan eğer Kadir ismine mazar olursa adamın her anı Kadir oluyor. Kendi cümlesi var 19. mektup için. Diyor ki asli saadetin suretini çeken. Fotoğrafını alan diyor 19. Mektubu. Evet. 19. mektuba diyor. Ha, ha. Oo, onu bul ya bana. A alemi asıl saadetin suretini çeken. Ha, ha. Of. Suretiymiş, fotoğrafıymış 19. mektup. Evet, işte onu çektiğini söylüyor. Şey, ee, mucize mi yani? Kendisi zaten mucize bir mucize. Kendisi Mektubu, diyor, kendisi. Mektubu kendisi çekiyor. Kendisi evet. mucizenin bir kenarıdır. Şöyle diyorum. Bak ben sana şimdi bir dakika. Şöyle çektiğim zaman resim çekerken orada ağaçlar, kediler, yapraklar, topraklar hepsi çekiliyor mu? Kartpostal mı bu? Evet. Kartpostal 19. mektuptur. Kendisi asıl sahibi. Onun için tahsis edilemez. Bazı şeyleri Aslan abim tahsis etmeye kalkıyor. Örneğin etek, zahiret, Aynı şey.

256 da üstadın bir tutuyor. Bir daha musun Çünkü şu levha o Ravza-i ve Hücre-i Saadet'in suretini gösterdiği gibi sizin az önce söyledi. Evet. Mucizat Ahmediye Risalesi dahi Asr-ı Saadet'in manevi suretini almıştır. Ben de bir yer yani sureti ne demek biliyor musun? Bana bak. Ey resme sen gir. Sen girme. Sen or orada ol. Sen bu tarafa geçsene. Yok. Bu neyse o. He, okuyun. 300'den fazla mucizat beyan eder. risale i Ahmedi'nin aleyhissalatü vesselam mucizesini beyan ettiği gibi kendisi de o mucizenin bir kerametidir. Kendisi zaten bir mucizenin kerameti yani dışa yansımış, mucizenin dışa yansımış. Yani. Allah. Evet şimdi devam ediyoruz. Cevheri iz... kime talebiyiz? Ne işte. evet. kime talebiyiz? cevher insaneti izhar etti. Ne demek? Zaten kalp kainatın dolayısıyla alemi şahadetin de haritasıdır. Dünyada ne varsa kanuniyeti, hakikati kalp haritasında bir kuvve var. Vahşi çölün korkutuculuğu muayyen bulunmaması niye çöl korkutucudur? Niye muayyen değil? Çünkü her şey her an olması belirgin standartlı kararlılık yok. Çöl olması, her an her şey hamile olması. İnsanın da iç alemi hiçbir belirleniş yok, muayyenlik yok. Devamlı oynuyor. Her an her şey, kimin şeyi vahşi kalp olursa. Evet. Şimdi dertsiz dünya yok. Devam ediyorum bak. Dertsiz dünya yok. Dertlerle beraber yaşayabilme şuuruna sahip olmaktan başka dünyada çaren yok. De cemalsız cemal, cemalsız cemal de yok. Bak bir daha. Buradan ne çıkarttım? Dertsiz dünya yok. Böyle bir şey yaratmadı Allah. Allah'ın yaratmadığına iftira etme. Dertsiz dünya arama. İftiradır. Dertlerle beraber yaşam, dertlerle ortadan kaldırma. Onlarla beraber yaşama şuuruna sahip olmaktan başka çaren yok. Onlarla beraber yaşamayı öğreneceksin o kültürü. Allah Celle Celaluhu bile celalsız dünya yaratmamış. Allah bile gadaplanıyor. Arz hiddeti gelebiliyor. Allah gadaba gelince haşa 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 yüz bin defa haşa. İnsani tabirle Psikolojisi, psiko, psikoloji mi, sıkıntısı mı vardı ki Allah gadaplandı? Allah'ın psikolojisi mi bozuldu? Niye gadaplandı? Allah gadaplandım diyor Celal. Allah gadaba getirme diyor. Celal dünyada gadap olunca depremlidir. Çok seviyorum sizi. Mabetin tecellisi diyor ki ilahi. Ha Şimdi peki biz de gadaplanıyoruz. Gadap hep psikoloji bozukluktan değil ki Celal tecellisinden oluyor. Ya şey yaptım psikolo psikoloji bozukluk değil ya. Ruhsal değil o. o duygunun aktifliğidir. Yani Allah da gadaplanca haşa Allah'ın psikolojisi mi bozuldu? <laughs> Bir daha. Bir daha. İyi dinleyin. Dertsiz dünya yok. Dertlerle beraber yaşayabilme şuuruna, kültürüne sahip olmaktan başka dünyada çaren yok. Allah bile Celle Celaluhu, celalsız dünya yaratmamış. Allah bile gadaplanıyor. Arz gelebiliyor deprem. Allah Celle Celaluhu gadaba gelince haşa haşa yüz bin defa, haşa. İnsani tabirle psikolojisi sıkıntılı mı ki? Haşa. Biz hayatı anlamamışız. Çekirdeğin toprak altında baharda patlaması, ne şunema bulması nereye bağlıdır? Gök gürültüsüne şimşeğin vesilesiyle olurken şimşek nerede? Toprağın altındaki çekirdek nerede? Ustad diyor ki toprağın altındaki çekirdeğe uyan emrini o veriyor. Ona ne alakası var? Sema da gadaplandı mı? Çekirdeğin toprak altındaki baharda patlaması, neşe gök gürültüsü, şimşeğin vesilesiyle olurken hüzün, hüzün başkadır ki buna melankoli diyorlar psikoloji. Yani mesela Allah diyor ki ben hüzünlü kalpteyim. Psikolojide bunu hastalık kabul ediliyor. Melankolik diyorlar bunu psikolojide. S sorun çok farklı. Yani hüzün başka bir şey, sıkıntı başka bir şey. Hüzün bir zemindir, avcıdır. Allah'ın böyle latif tecellisini almak için. Böyle hüzünlenir ya insan. Öyle efkarlanır. Hüzünde belirsizlik yok. Var, belirsizlik yok tabii. Yani bir alıcılık var böyle çanak anten gibi. Mesela çanak anten gözün görmediği uyduyu görüyor mu? Oradaki filmi görüyor. Bizim kulağımız duymadığı sesi duyuyor. Kaşıdaki binayı çevirsem görür mü? Hayır. Niçin? Uzay görüyordu burada görsün. Çanak anten görmez ki. Çünkü o ona göre yapılmış. Ha, hüzün de Allah'ın latif latif tecellisini ayna olmak için. Hüzün de dert ve sıkıntı hiç alakası yok. Ben hüzünlü kalp Ben hüzünlü kalbi severim diyor. Hüzün böyle. Allah Allah böyle. Efkarlıyım yani. Böyle. Allah hüzünlü kalbi çok severmiş. Sevgili peygamberim, peygamberimiz değil. Sevgili peygamberim aleyhissalatü vesselam gündelik hayatlarında ekseriye hüzünlü kalpleri vardı ki. Aculuni gittim kaynağını vurdum. Aculuni 1. cilt 246. sayfada şöyle diyor. Allah kalbi hüzün içinde olan tüm kullarını sever buyurmuştur. Sakın ha hüzün ile psikolojik hastalıklar arasında bağ <laughs> bağlantı yok. Kaps haletleri ile psikolojik arasına bağ olmadığı gibi karıştırma. Avcıdır zemindir. Çanakanten gibidir. Ondan sonra herhalde son bir tanesini de okuyorum ve ee, ki bugünkü şeyi keseceğiz herhalde. 249 işareteceğiz 77. Bir geri geliyoruz. Kalpten maksat sanemberi, çam kozalağı gibi bir et parçası değildir. Ancak bir latife-i rabbaniyedir ki mazar hissiyatı vicdandır. Mahkesef geldi mi adı? Bunun hakkında çok konuştuğumuz için bize bakan hissiyat alacağım. O dağıtmayacağız yani. O acayip acayip şeyler. Sıf hissi alacağım. Kalbe gelenleri, kalp bazılarını vicdan hissettiriyor, oraya atıyor. Kalp çanak anten gibi. Aldı mı? Bu aldı. Yani mesela benim kelamda, kelam paketi içinde fikir var, his var, duygu var, latife var, hafi var, var, her şey var. Ama bu gelen paket, kelam, Akıl kendisini olanı alıyor. Vicdan kendisini olanı alıyor. His kendisini olanı alıyor. Kalbe gelenleri, kalp bazılarını vicdan hissettiriyor. Oraya atılıyor. Ama hisleri, akıl, o paket gelen var ya vahiy. Hisleri akıl alamaz. Hisleri vicdan alır. E, efendim vicdan veya his latife olmaz. O onu alır. Herkes kendisine olanı alır. Çanak anten gibi. O kalbe o o gelen hakikatin, o gelen kalbe gelen hakikat var ya, vahiy. Fikir, bilgi, düşünce ve malumat mertebeleri ise kalp dima atıyor. Onun için kalbi Muhammedi'ye gelen vahiy diyor. O zaman diyoruz ki diyor ki kalbe vahiy geliyor. Kalp zannediliyor ki mustakil, akıl mustakil. Kalp şöyledir. Belden yukarı durduğu iki ayak var. Makese efkar, mazar isyan. Kalbe gelenleri eğer makesi efkar ise vahiye muhatap olmuş, e, kelam ilahiye muhatap olmuş olan kalp e, dima vahiy muhatap ediyor. Yani e, şöyle diyeyim. Hz. Ebu Bekir Sıdık radıyallahu zatında değildir Sıdıkiyet. Hz. Ömer Efendimiz'in zatında adalet değil. Hz. Peygamber'in ahlak-ı aliyesini e, ne ayna Hz. Ali ilmine aynadır, hamiledir. O Hz. Peygamber'in ilmini yansıttığı yerdir. <laughs> Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hissiyatlarının haya edebinin ortaya çıktığı ayna Hazreti Osman ruhudur. Redi Allah. Hazreti Peygamber'in adalet yani şeciat, hikmet, iffetin. Adalet bu. Ortaya çıktığı ayna Hazreti Ömer denmiş. Aynanın adı. Redi Allah. Evet. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın yeti, aynı bir aynada çıkmış. O aynanın adı Ebu Bekir denmiş. radıyallahu Allah. Yani za kökeninden kopartırsanız Ebu Bekir Ebu Bekir değildir. Şey Ebu Bekir Ebu Bekir'dir. Kökenine bağlarsan Hazreti Muhammed'e bağlarsanız Ebu Bekir Sıddık radiyallahu anh'dır. Yani onu müstakil düşünme. Ne demek için söyledim ben bunu? Kalp her şeyin aslıdır. Oraya gelen mazar olan vahiy sen muhatap ol diyor. Sen kapıya bak. Sen çay yap. Sen şeyi yap. Ama reis bir yerde oturuyor. Ama ilk gelenle muhatap olan kardeş muhatap oldu. Abi sen içeridesin. İçeridesin ama o benim yani. Tamam gibi. Vicdan da hissiyat ne yapıyorsa, vicdan da hissiyat ne yapıyorsa, vicdan da his ne yapıyorsa, fikir de dimada o işi yapıyor. Fikir de dimada mazi ve müstakbel hal farkı olmak sizin bilgilerin malumatların, zanların, vehim ve ilimlerin yaşandığı dima bir zemin değil midir? Ee, arkadaşlar, dimada, e, dimada fikrimiz yok ya tasavvur, Var, yok mu orada? Orada mazi ve mustakbel yani bilgilerimiz yok mu? Bilgileri mali ve mazi ve mustakbeli yoktur. Orada duruyor değil mi? Heh. Nasıl ki dima'mızdaki tasavvurda bilgiler, bu mazi, bu istikbal. Öyle bir şey yok. Mazi, müstakbel yok ki. Hepsi bir. Hepsi bir. Yani gayptir yani. Gayp ne demek? Mazi sıf gayb değil ki. istikbal gayb değil ki. Mazi ve müstakbel ikisi de gayptir. Yani dimada, kısacası uzatmayayım. Dimada tasavvurdaki bilgilerin evveli, ahiri, zahiri, batınisi yok. Yani ee, Erdinç'in de o CD'yi getirdi bana şey DVD ve hak diski getirdi. Bilgiler böyle sıralı değil. O filmin, o resmin bir parçası orada, bir parçası burada, bir parça böyle böyle dağıtılmış. Onu okuyor. Yani e, tasavvurda bilgileri mazi ve müstakbel olmadığı gibi yani mazi e, hissin de mazi ve müstakbeli yoktur. Mazim ve müstakbel anın yaşandığı mekandır. İç alemde mazi, mustakbel yok. Yaşanıyor. Mazi ve mustakbel nisbidir, kıyasidir. Alem şehadeti bize aittir. Yani burada dıştan yaşıyoruz. Bir daha söylüyorum. Vicdan da hissiyat ne yapıyorsa fikir de dimada o işi yapıyor. Fikirde, de dimada mazi, mustakbel, hal farkı olmaksızın bilgilerin malumatların, zanların, vehimlerin mesela vehim var. 5 sene önceki vehimle bir hafta önceki vehim ikisi de aynı yerde. Debilir misin? Beş sene yok vehim vehim. Ama buradan atılırken buradan atıldı. Ama orada artık evveli ahirisi yok. İstersen ben 2 sene önceki vehime ulaşmak için bütün vehimleri sırayla geçmiyorum ki. Neye benziyor? Ben buradan çıkmam için salondan çıkacağım, holdan çıkacağım, kapıdan çıkacağım. Başka şansı mı yok? Oradaki bilgilere, mekana, tahayyüle de bastığı zaman tay mekan ulaşmam için yol güzergahını geçmek zorunda değilim. Öyle bir şey yok. O öyle bir şey yok yani. Mesela 5 sene önceki hayaline gireceksin Osman. Belediyede bir şey olmuştu. Mesela diyelim ki belediyede ilk işe gir, gir, girdiğin gün. Geçer misin? Tamam ona geçmenin için bu kadar seneleri hep geçtin mi şimdi? Yok, oradasın. Mekan atladım bak. İşte tay mekan bu. İçeride. Mekan yok. E zaman zaman da tasavvurlardı. Mesela o zaman konuştukların, o zaman düşündüklerin varmak için bugüne kadar gelen o süreci hepsini düşünüyor musun? Yok, ilk düşünceyi geçebiliyorsun. Usta bu da bastı zaman. Tay mekan bastı zaman. Neyse. Ee, bunu dimada biz buna şahitiz. Tahayyülümüz, tasavvurumuz dimadanı yapıyorsa vicdanda da his böyle yapıyor. Vicda, his, mazi ve müstakbel yoktur. Mazinin elemleri de yaşanıyor. Yaşanmıyor mu? Bu mazi diyor mu his? Demiyor. Mazinin elemleri. Olmamış geleceğin korkularını yaşanmıyor mu? Olmuş gibi yaşamıyor muyuz? Olmamış da geleceğin korkuları insan psikolojisini bozmuyor mu? Mazinin elemlerini bozmuyor mu? Usta diyor ki mazinin korku şey elemleri istikbalin korkuları hazır zamanı çeneme çeviriyor. Ya istikbal madem yok daha yaşanmamışsa hisse niye yaşanıyor? hal ve istikbal, mazinin elemi, istikbalin korkuları yaşanıyor. Bu ne demektir? Olmamış istikbal hisse oluyor. Olması için alemi şahadet lazım. Ben alem şahadette değilim ki. His için mazi ve müstakbel yoktur. Geçmişte, gelecekte yaşanıyor. Ehadiyet sikkesi bu makamda nedir? Ehadiyet sikkesi. Ehadiyete bağlıyorum şimdi bak. Her şeye, herkese has bir vücudu, şahsiyeti var demektir. Yani ehadiyet, e, vicdandaki ehadiyet. O mazi ve mustakbel herkese has mazi ve mustakbelinin vücudu, şahsiyeti var demektir. Bu tek teklerin bütünlüğü, bütünlüğe kazanımı, bütünlük içindeki yeri ve işlevi oluşanların tek tekleri meydana getirdikleri bütünlüğe, birliğine ise vahidiyet deniyor. Mesela mazi var. O vicdan şey histeki ehadiyet. İstikbalin korkusu geldi. Tek düşün. Geldi mi abiler? Biraz zordur bir ama yoruldunuz ama Sonra bu, bu şeyden sonra kesiyorum şimdi. Ben nereye bağlayacağınızı ben kaçırdım. Yani... Tamam tamam bir de söylüyorum nasıl oldu? Ehadiyeti, hiç de ehadiyeti yaptım. Çok ilginç bir şey de. Mazinin korkusu yaşanıyor mu? Bu tek başına ehadiyet. Yani denizin üzerinde her bir damla ehadiyet mi? O damlaların toplamı vahidiyet mi abi? O vicdandaki bütünlüğü konuşacağım. Vicdanda mazinin elemi yaşandı mı? Vicdan demiyor ki bu ya mazi. Yaşanıyor işte. Yaşandığı için yaşanıyor. Yaşanması ehadiyet mi oluyor? Ehadiyet oluyor o tek. İstikbalin korkusu yaşanıyor mu? O da bir tarafta yaşanıyor. O da hadiyet Tek. Ama bu istikbaldır. Yaşa ister mi ki bu istikbaldır? Daha yaşanmadı ki yaşayayım. Evet. Bak şimdi. Vicdan şey istiyor mu ki? Ya bu geleceğin korkularıdır ya. Olmamış ki ben bu buna vücut vereyim. Ben bunu niye yaşatayım burada? Gelecek daha gelmemişin korkuları yaşandığı yer değil mi? Ruş bir derdi ki. Hayal nedir? Yaşanmak iste olmak istenip yaşanmak istenip de olunamadığımızın olunduğu yerdir. Yaşandığı yerdir. Yaşanmak isteyip yaşanamamışız. Yaşanmak isteyip de yaşanamadığımızının yaşandığı yerdir. Hayal his, his nedir? Ya bu gelecektir, geleceğin korkuları kardeşim gelecekte kalsın. Niye ben bunu? Hiç demiyor. Yaşanıyor geleceğin de yaşantısı geçmişin de yaşan. Geleceğin korkusuna ehadiyet, geçmişin korkusuna ehadiyet. Geçmiş ve geleceğin eylem ve korkularını karıştırırsan e, iki ayrı Mazi ve müstakbel. Bu da hisim vahidiyeti. <laughs> Bütünselliği. Mesela denizin dalgası da, da, bu tarafı güneş ayna, böyle bir dalga var. Bu tarafı da ayna. Bütünsel biraz gideyim. Bir de bir katre suda güneşin katrelerin toplam toplamlarının oluşturduğu güneş gibi içsel alemde de böyledir. Böyle bak. Bir şey mazar oluyor sonra o şey diğer makamlara oraya uygun aktarılıyor. Yani burada e, his de ders bitti. His de vahidiyet, ehadiyet de yaşanıyor. Yani evet bir birimdir ama içine girince orası da apayrı bir dünyadır. Ehadiyet, vahidiyet, vahdet, vahdaniyet hepsinin yaşanabiliyor. Ee, o alemler yani o his de ya bu geçmiştedir. Bu geleceğin korkularıdır. Yani gelmedi ki yaşayayım. Ne his de yaşanıyor. Yaşanmak istenilen veya istenilmeyen her şeyin yaşanıldığı hissedildiği. O zaman his nedir? Bastı zaman, tay mekan, içsel alemin hulasası. Bir daha yaz. Bastı zaman, tay mekan, it, e, bastı zaman, tay mekan, içsel alemin yaşandığı mekandır. İçsel alem, his. Yaşandığı Mekandır. Kapatmadan bir sualim olabilir mi Hasan abi? Evet. Şimdi şuradan tam gideceksiniz kapıdan çıkacaksınız birden geri dönüyorsunuz ne olduğunu anlam veremeden ve kapının arkasında birisi sizi sizi öldürmek için bekliyor Hasan Hı -hı. abi. Hı -hı. Siz farkında olmadan geri dönüyorsunuz. Tamam. Bu bir hissin tezahürü müdür abi? Aslında o gelecek kapımda bana zarar verecek adamı Hissi kalbe vuku diyor. Ee, vuku bulmadan histe vuku bulmasıdır. Sıkılmasaydınız hissi kalbe vukuya girecektim çünkü geçti. Evet, bak, bak şimdi. Hissi kalbe vuku ne demek biliyor musun? Vuku bulmadan vuku bulmuş. Yaşanmadan yaşanmış yer. Bak, yaşanmadan yaşanan yer. Şahadetle yaşanmamış İşte öyle bir şey yok. Yaşanmışlar, yaşanacaklar her şey hepsi var. Hepsi yaşanıyor. Hepsi yaşanıyor. Bunların bir tanesi de hissi kalbel vuku. Ne demek? Vuku bulmadan vuku bulmanın hissedarlığı. Vuku bulmadan vuku bulmanın hissedarlığı. Kabilel vuku. Evet. Yani cehenneme gitmeden cehenneme, cennete girmeden cennete gir. Yani e, his demez ki bu geleceğin korkuları, bu geçmişin elemleri. Yani geçmiş geçmişte kalmış. Bu gelecek olmamış ki ben sana ben geçi ben geleceği varmış gibi nasıl yaşatırım? Yok ki demiyor his. Çıkarsa zaman genişleniyor. zaman genişleniyor. Zaman genişleniyor. Aynı oldu. Aynı oldu. yaşatıyor. Aynı yaşatıyor. Yani hissiyat insaniye ruh seviyesini çıkarsa daha önce yaptık ruh genişleniyor. Mazi ve mustakbeli bir yapıyor, an yapıyor. Onun için ama şu önemliydi bugün. Hiç ki ya bu geçmiş ya. Şey, gelecek. Gele, yaşanmamışın yaşanmış hali olur mu? Yaşanmamışların yaşan, yaşanarak hissedar olunduğu alemdir. His alemi. Şey miyiz acaba? vicdanın fikri histir. Bir dakika. Vicdanın fikri histir fikir yoldur. Yani o daha çok e, zihine zihne uyuyor. Zihne uyuyor. uyuyor. Yani e, şeyi de yapıyor. Mesela serbest bölgede, serbest bölgede e, tasavvur ve tahayyül var ya. Sanki e, mesela zihin tasavvura, his tahayyüle gibi olabilir. Ama e, bastı zaman ve tay mekan iç alemde yaşanıyor zaten. Çünkü Kur'an kah olmamış bizim için şahadet olmamış. Olmuş gibi tasvir ediyor. Allah'ın nazarında cehenneme girecek yok ki girmiş. Öyle anlatıyor. Yani bazı uslupluğunda alem-i şahadete hitap ediyor. Girecek diye söylüyor. 284 Mektubat'ta diyor ya cehenneme gitmeden cehenneme gider. Yani cehenneme gitmeden ne diyorsun sen ya? Cehenneme gitmeden cehenneme gider. Gitmeden gitti. Evet, gitmeden gitti. Sana bu tanım da hani aslında çok böyle merkezdeki bir tanım ya bu bizim şey. Markez efkarı, dimar masar hissiyatımızdan. Yani biraz orada girmediniz burada ana konuya böyle. Çünkü onu daha önce e, şey yaptım. Şimdi histeyken konuşmak da yeri biraz. Yani biz hep fikri dimah tarafından konuştuk hep bu tarafa. Yani aşağıya bilmiyorduk yani hissi. Vicdanı da bilmiyorduk. şimdi i̇şte Geçtik vicdana. Buradan da o tarafa doğru konuşmak zamanı gibi geliyor. Evet. bu Çünkü çok merkezi bir tanım bu şey, bu mehaz yani. Evet. Ama bir dikkat edersen fikirlerin, düşüncelerin, okudum ya malumatların, zanların. Tamam, o tarafı daha bildiğimiz Yo yo yo, şu şu. Dedi ki, his nasıl bir şeydir? Nasıl ki diyor seni bildiğinden sana misal vereyim dedi bana. Sen neyi biliyorsun? Tahyülü biliyorsun. Tasavvuru biliyorsun. Taşın şimdi buna vicdana, şey ise hisse taşın. Nasıl ki tahyül dimada ne işte bir var. Tahyül mekanı kaldırıyor. Mekan oluşturuyor iç alemde. İç halimde mekan. Ama ileri geri gidebilir. Olmayanı hayal edebiliyorsun. Vara da geçebiliyorsun. Olmayana da tahayyül. Tasavvurda bilgilerin dizilimi burada ama iç aleminde o bilgi zamandır. Zamansızlıktır yani. iç aleminde. Şimdi ikisini cem edersek zaten taşındık burada. Hem mekanın hem zamanın bastı zaman ve tay mekanın kaldırıldığı bir yerdir. Nereden biliyoruz bu vicdin? Çünkü geçmişin yaşanabilir. Ama gelecek zamana bağlı değil mi? Geçmiş hem zamandır hem mekandır. Gelecek ise daha mekan değildir bizde, zahirde. Ama zamanı var. Zamanı var, değil mi? O zamanı yokken zamanı kaldırarak yaşanmamışın yaşanmış, yaşanılan yer. His. O zaman his sanki tay mekan, bastı zaman cem olduğu an yerdir. Hem geçmişin mekanını ve zamanını geçmiş zaman, hem geleceğin mekanını ve zamanını anda yaşıyor. O zaman vicdan şey histe yaşadığımız şeyi bugün belki sıkıldın, bugün sıkıldın. Ee, bak şimdi, Allah Allah ben ne yaptım maziye geçme halde de olma. Ustad diyor ki alem İslam'a indirilecek darbeye paratoner sadako olarak bazılarına sıkıntı, bazılarını dünyadan alıyor. Umumi bir bela, belvanın kalkması için bazı insanların bazı hissiyatları belalara düşer olması, belaların gelmesi ile bir hatadan dolayı değil. Dava adamlığı, hissedarlığı kadar Ömer, onun baş ona ayrılan hisse o kadar. Mesela dokuz tane dişi düşüyor. şimdi yaşanmamış mekan, yaşanmamış zaman yaşanıyor. O zannedir. Mast zaman, tay mekan, kalktığı bir yer. Ve ahadiyet ve vahidiyet. Geçmişe ahadiyet desen veya geleceğe ahadiyet desen ikisinin cemi vahidiyet. Taraf o kalbi tanımlarken bir fikri kullanıyor. dimağın merkezinde oluyor. Öbür tarafı da vicdanın merkezine de hissi ifade ediyor. O da zahirle, masariyetle ifade ediyor. Kalbin evet. yani iki şeyi sanki yani merkezi vicdanın da ana yani nasıl dimağda fikir neyse vicdanında da his o. Evet. Demin onu demeye çalıştım ama evet. zihne kaydı. Orada da demiştik. Yani Dimağda fikir neyse vicdanda da his sanki o gibi, o tanımdan o çıkıyor. Birisinde zahirlik var, masariyet var, masar orada çıkıyor. Yani kafada, kafada serbest bölge nedir? İç alemde hissiyat da öyle gibi. Ha, yani vicdanın hmm. serbest bölgesi his, Aa, evet. ha, bak, oldu. Çünkü, Çünkü niye biliyor musun? His der mi ki Suflileri yaşatmam? Aliler de var. Hepsi var. Her şey var. Bak. İçsel alemin, İçsel alemin serbest bölgesi. Ya, evet doğru yani. söylüyor. İçsel alemin serbest bölgesi. Çünkü der mi ki? Bak ama zihin öyle değil. Hışyar oluyor alemler. Hışyar ol. İstiyatta batılla taraftar da olmuyor mu adam? Hı -hı. Gidiyor CHP taraftar oluyor. Ama ve iradesi çarşaflı. Yani gidiyor batıla taraftan olabiliyor. Ama haberi yok. Onun için el hubbu fillah ve el buzu filan şeyi olmuş orası. İçsel alemin serbest bölgesi. Onu anlatmaya çalışıyordum işte. Evet, birinci şuur ve ikinci şuur vardı değil mi abi? Evet. Birinci şuur aklındaki bütünlük, ikinci şuur vicdandaki bütünlük. Onu diyeceğim Hasan abi. Ee, şimdi his Az önce bahsetmiştim ya kapının arkasına geçiyorsunuz da. Yani his size tesir ediyor ama siz şuur edemiyorsunuz. Evet. Çünkü niye biliyor musun? Ee, his de o kapımızdaki adam gelecektir benim için ama his için gelecek yok. Mazi ve müstakbel hepsinin var olduğu. Hissiyat insanıydı bak. Hissiyat insanı ruh seviyesine çıkarsa mazi ve müstakbel kadar genişlenir. Hissiyatın ucu yok. Ahireti de yaşatır, cennet cehennemi de yaşatır. Vahşet de yapar, şehir de yapar. Yani içsel alemin serbest bölgesi. Vicdandaki his. Başka bir şey oldu. İkinci şu. Evet. Ee, o zaman bir his de şey, şey olabilir mi? O serbest bölge gibi e, mesul değildir, kontrol edilemez. Onu özellikle de <laughs> allah Alem orada? Mesela ne yapıyor biliyor musun? Ee, Tabi tuhaf tuhaf hisler geliyor. Allah Resulü demiş. Aleyhisselam içinizden geçeni yani konuşmadıkça, yapmadıkça mesuliyet yoktur diyor. İşte baksana orası da serbest bölge. Bir bayan o bir bayanın oturduğu, oturduğu yerden kalktığında hemen orada oturmayın diyor, değil mi Evet, hadiste. Çünkü acayip. Yani sanki e, ama onu kim kontrol edecek? Kafada kim kontrol ediyor şey? Kafada serbest bölgeyi Fehimden geçiyor ya taakul, vahiy. Ee, vicdandaki o histe de her şey var. Kontrol edilemiyor. Zihin ediyor. Yukarıda akıl, aşağıda zihin. Yukarıda e, iltizam, e, fiil ya. Fiili iltizam. Aşağıda irade. Yukarıda itikat, aşağıda latife-i Rabbaniye. İkisinin cemi kapte zaten yaşanıyor. Acayip bir şey. Ama içsel. Bilmeyen çektiği azap. O azaptan kurtulur. Ama o onu deme, dersen ki daha önce Serbest bölgede mesul dağı değilsiniz. Ee, e, her dağı zaman dağı kontrol dağı mümkün dağı değil. Var diye Evet. Zaman. Abim bir, bir <coughs> mesela şöyle bir şey diyeyim. Değil mi? Tabii mesela şöyle diyeyim bak şimdi. Bir e, biyoloji bir taş şekerli yediniz. Şekeri çok yiyende hissiyatı süfliye oraya bir paket atmayacak mı? Şeker yedi yiyen adamda. O da kendisine uygun bir şey tasvir edecek. Şekillendirecek. Sen onu eee nerede mesulsun? Yani onun ortaya çıkması için kademeler var ya işte ortamda bulunduğun şeker yedin yani. <laughs> Onlar, o, o, şeyleri, o isyati ulvi sufliyeleri, o çıkıyor. Ama iç, usta İmam Rabbani diyor ki fasık olur ama fasık hükmünü almaz. Yani çünkü içsel alem insanı berbat ediyor ama yansıtması da dışarıda gözüküyor. Nasıl gözüküyor? Hal bırakmıyor. Halet bırakmıyor. Canlılık yapmıyor. Derse gelse bile dersi dinleyemiyor. Dersi dinleyemez. Dersi dinleyemez, veremez. Dağıtır. Gidir gelir. Burada olur. O, o hissiyat bırakmıyor. Ya, şey, baş, başkanım, doktorum. Kalbel acayip bir şeydi. Bakayım. Ee, yok gidecekler, gittiler. Mesela yeni sait eski saitten yok şey yaptım. Sayfa kaç biliyor musun bak. Hisi kalbel vuku. Vuku bulmadan vuku bulmuş gibi hissedar olmak. Yeni Said, eski Said hissetmiş diyor. Hissetmiş de yaşanmış. yaşadı e yaşandı mı? Yaşanmadan yaşanmış. Ya ne acayip bir yer ya. Yok, yok yok. mi? Evet ayırdım. Vazife Mücedditlik verildiği Said yeni Said'dir. Ondan önceki İsariyedir. Müceddit oluşudur. Peygamberlere ististan çok az. 30 yaşında verilemiyor. Ol, olmaz mı? Artık e, öncekisi isimlere mazardı. Mücedditlik ismazamlara Azamlara mazar. 40 e, yaşında peygamberlik geldiği gibi... ...40 e, yaşında mücedditlik veriliyor. O zaman isimler değil her ismin mertebi azamı ve ismi azama mazar oluyor. Yani ne demek o? Ee, mesela okul müdürüsün, ailesin veya ne bileyim bir yerde bir birimde müdürsün, ee, mesulsün. mesulsun. O zaman yetkin de olması lazım. Yetkin yok mesul olur. Olmaz. 40 yaşında yetkiyi ve mesuliyeti alan dönemdir. Zaten 40 yaşında demiş. Tabii o onlar bir şey yapmıştık böyle eski de şöyle bakıyordu böyle bakıyordu diye bir liste yapılmıştı vardı. Abiler hissi kalbel vuku bu defterin 171'inde biraz konuşmuşuz. Fakat e, hissi kalbel vuku'yu e, şeyde 245 işaret bu defterin 245 işaret altıda. 6'da Allah nasip ederse haftaya bunu yapacağız ve işareti hissiye ile ustad desteklemiş ulaike ile yapılan işare işareti hissiye diyor. Ondan sonra çok güzel şeyleri götürüyor işaret hissiye. Hissi Hisi kalp Hissi nerede? Ha hissi kalbe vuku yapılabilir. Bakın yeni sait şey eski sait mesela diyor ki eski sait hissetmiş. Yeni Said, eski Said'i hissetmiş. Veya o eski Said, eski Said var ya, şimdiki Said, olmamış Said. Hissetmiş, söylemiş, yapmış diyor. Ee, Yaşanmadan yaşanmışın hissedarlığını söylüyor. Bir daha, gelecek değil mi yeni Said? Eski Said yaşadığı, Yeni Said yaşamadığı yaşayacağı yaşamadığı şeyini yaşıyor. Sonra yaşayacağını önceden yaşıyor. Nerede? Enfuste, histe yaşıyor. Sonra mülkte yaşayacak, bedende yaşayacak. O, o zaman beden onu zaten bekliyor. Bir daha. Eski sahitte yeni sahidi hissetmiş. Hissedar olmuş. Yaşanacak gelecekte. Y es yeni sahit onu yaşayacak ama eski sahit daha yeni sahit olmadan yaşayacaklarını önceden yaşıyor. Ona dönüşüyor. Yeni sahip, eski sahip biri oluyor. Söyleyeceklerini söylüyor. Külliyat ucu da geliyor. Hasan abi, şimdi şöyle bir şey var. Ee, i̇çsel alemin serbest bölgesi histi değil mi? Evet. Histi. Şimdi bunu öğrendikten sonra şöyle bir soru çıkıyor. Yani diyelim ki bu hislerden mesul müyüz değil miyiz? Yani eee şeyimiz e, cezaevi şey var mı yok mu? Yani serbest bölge gibi mi? Acaba diye böyle bir soru çıkıyor. Bu soruya şöyle bir tefekkürüm oldu. E, şimdi insanın hani bir iki teşhis edemediğim latife vardı ya Üstad Hazretleri. Latifeler ruhtaydı. Ruhtan aşağıya doğru. Bu latifeler hükmettiği zaman aşağıya doğru hisleri aktif ediyor. Yani bu his Harika. bölgesini aktif ediyor ve o zaman acaba mükellefiyet yok mu? Yani mesul değil miyiz? geliyor aklıma. Şöyle de bu mesuliyetli tarafı da olduğunu düşündüm. Nasıl mesuliyetli tarafı? Bu latifeler hükmetmiyor da dışarıdan, dışarıdan dima yoluyla ben yani geldiği zaman yani dışarıdan dima yoluyla benim hissiyatım aktif olduğu zaman o zaman sorumluluk oluyor. Mesela Yani evet, dışarıdan gelince sorumluyum, içerden içeriden gelince yani evet. e, o latife, yani bir evet. Iki latife vardı ya. Vay, latife, evet. Sorumlu değilim diyebilir miyiz? Evet. Mesela haset, mesela gıybet, mesela haramlar, içerideki hissiyat aktif etmiyor mu? Ondan sorumluyuz. Evet. Bir soktuk. Dima üzerinden geliyor. Dima üzerinden evet. Duygularla alınıyor. Evet. Ama içeride e, vicdan neydi? Ve vicdandaki his nedir? Ruhun dört havası değil mi? Oradaki latifeler burada vicdanda aktif olmuyor mu? Dissal olsun diye. Lemalarda dediğin gibi 75'te bazı latifeler var ki yani hisse dönüşmüş. İnsanın ihtiyar ve iradenizini dinlemezler. Belki de teklifi dine altına giremezler. O latifeler hükmettiği zaman insan mesul olmuyor. Dini öyle diyor zaten. O latifelerden 278'de isim veriyor. O latifeler kendisini nerede nasıl ifade ediyor? Tahayyül diyor. Tasavvur diyor. Tevehüm diyor. Tefekkür diyor. Tefekkür de yapılanıyor. İşte bu dimadaki dissa. O latifeler biz biliyoruz ki latife ruhtadır. O meyiller var ya bir sürü meyiller var. İnsanda bazı biyolojik meyilleri de var. Ruhdaki o latifeler dışsal olacağı zaman ilk e, şey atıyor, kalbi aktif edebiliyor. Vicdanı aktif ediyor. Dimağı aktif ediyor. Ruhu en iyi tanımlayan dışarıya vicdandır. Ruhun 4 havası diyor. E, o latifeler eğer iktidar ve ihtiyardan, şimdi anladığımı söylüyorum. İktidar ve ihtiyarımızın dışında içeriden aktif olmuşsa nedir o? şey şeytandan nefsemmare'den nefsin mertebelerinden aktif olmuş. Orada ortaya çıkmışsa, yaşanıyorsa işte biz de bundan rahatsız oluyorsak ki rahatsız olman mesuliyet olmadığına delildir diyor. Değilsin. Ama dışsal ben şimdi Taksim'de İstiklal Caddesi'ne gideceğim. Bazı isterim aktif olacak ama mesul olmayacağım. Öyle bir Hacı Baba'nın peyniri yok yani. Burada şey diyor, ilginç abi. O diyor ya, hem insanın için içinde teşhis edemediğim bir iki latife var ki, ihtiyar ve iradeyi dinlemez. Oh. i̇htiyar ve i̇htiyar irade. ve irade. Bak görüyor musun? Biri dima, biri vicdan. Birisi yani. vicdan. Nasıl şey oldu? Yani. İhtiyar ve iradeyi dinlemez. Vay. Çünkü irade karar veriyor, ihtiyar tercih ediyor. Bak nasıl çorap söküyor gibi geliyor. Nasıl heyecanlandırdı beni. Bak nasıl geliyor. Mesul değilsin içeriden o doğmatik olan var ya beşeriyetin zaaflarından doğuyor. Yani mesela ya Allah ne böyle yaptı falan böyle veya biyolojik yapıdan gayri ihtiyar, ihtiyar ve iradenin dışında doğmalar var. suretler, düşünceler. Onda mesul değilsin. Eylemi evet. geçirmedikçe. Evet. Ama süretinde, heh, kaynama, süretinde. kaynama suretinde. Çok. Ya ne kadar acayip iş. Yani, ölürmüş. İşte hani dedim ya kahvaltıda mı demiştim. Veya dersin başında. Risale-i Nur böyle. Adeta ben ondan sonra kapatıyorum. Bana geliyor ki e, bana geliyor. 23 yaşında şey 23 senede latif bir vela temsil, Kur'an gibi. Latif bir vela temsil, şumulî illam olduğu için böyle birbirini cehretmeyecek, birbirinin hükmünü kaldırmayacak, birbirinin hükmünü hükmüne kuvvet verecek. Yani bütünleyecek. Mandalina'nın kokusuyla, rengiyle, büyüyle yaprağıyla, yaprak çok büyük. Dalı bu kadar değil. Dengesiz yapacak değil. Bütünleyecek. Bu mana bütünlüğünü inşa edecek, örecek, imbik imbik dizecek bir insan muhakeme akliyle yapamaz. Nereden biliyorsun Hasan? Ben de insanım. Allah diyor ki Kur'an'da peygamber için. O da insandır. Ne demektir? Ha, insanlık ölçülerini biliyorum. Bir insanın çapı ne kadar olduğunu az çok bilirim. Bir insanın çapı bu kadar. Hadi benim on katım olsun. On katım ol. Ama... Bilirim ki bazı şeylere insan buna muvaffak olamaz. İnsan bunu bilir. Çünkü niçin? Akıl da der ki diyor her şey aklı değil. Ha. Ben bilirim ki 23 senede bu bu diziliş olmaz. Mu olamaz ya? Olamaz yani. Birbince mektubat yazarken şuaları. Ya ilk şey mi olmayacak? Bir sürü şey çıkacak buradan. Vasiyetimde yazdım. Dedim ki enfusi kampta olanlar vasiyetimde. Vakıflar demiyorum çünkü katılımcı değil. Yani vakıf olabilir ama bu işe vakıf değil. Enfusi kampta olanlar bizim. Yani bu enfusi lugatı yaz, yazılmasında bulunanların en az üç kişi heyetinin vefatımdan sonra bu cümlede bu yanlıştır demesine yetki veriyorum. Değiştirme, değiştirebilirler, değiştirmeleri lazım. Bu yanlış oldu. Onlar ama. Ha, ben böyle yaparken Risale-i Nur'da bu nasıl bir şey olmuyor? Ha, o zaman sonucum şu. Bu kainatın arkasındaki tabirimle yazılım, matematiğini yani filmin arkasındaki bir 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 sıfır 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 onu usta çözmüş. Allah göstermiş. Oraya bakmış. Asrın dert benim derman Kur'an'ındır diyor. Asrın dertleri, dertleriyle doldu. Allah doldurdu ki cevap çıkar diye. Bunu da aldı o sanal, o yazılımın içine attı. Tık 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 hepsini manalandırdı. Matematik o, şablondur, formüldür. Tık 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 Ali şekillendirdi şey. Onlar aldı. Uuu mana dünyası dere gibi akıyor. Dur. Ha bu Ali müşahedete ona bir kalıp, bir yöntem, bir ustup, bir libas giydirdi. Onun adı Risale-i Nur değildir. Risale-i Nur odur. Oranın buraya taşınmanın adı Risale-i Nur külliyatındandır. Zaten öyle yazıyor kitapta. Risale-i Nur demiyor. De uyanan... Evet, evet. Risale-i Nur külliyatından. O alemin gayb ve alemi mana Kur'an'dan tereşhür etmiştir. İşte bir insanın mektubatı, şuaları, lemaları şey yazarken birbirince Olamaz. Çünkü niye? Orada zaman, mekan yok. Şunu diyeyim de özür dilerim. Filmi seyrederken birinci dakikada 57. dakikayı bilmiyorsun ki. Ama DVD'de, CD'de 1 ile 2 belki yan yanadır. Yani 1 ile 57. dakikanın parçaları yan yanadır. Yani DVD'de, hard diskte öncelik sonralık yoktur. Ama filmde var biz suretteyiz, alemi şahadetteyiz, zaman zemine bağlıyız. Ama o şey hak disk vicdandır. Oradaki dizilim hissiyat gibidir. Şey ya, ben... Mekan zaman yok. Mekan. Külliyatından olan şu an yazılanlar Risale-i Nur külliyatında yazılanlarla yazılmak istenenler de beraber. Var. İkisi beraber. Hepsi. Hepsi var. Orası... Ama bu bu orayı tanımlayan, orayı ifade eden, o, oranı, o alemin buradaki ifadelenişidir tabir. O için sadeleştirilemez. İzah edilir. Tercüme edilebilir, edilmiş. ustat müsaade etmiş. Fakat aslı ile beraber olsun demiş. E, o alemin burada, buradaki ifadeleniş kalıpları. Yani libas diyor. ustat manaya ben libas giydirdim diyor. Hatta diyor at üstünde Cephede şehit olma haletine giydirilen bir libastır diyor Işar Kitabı. Şehit aleti. Şehit aletleriyle yakalanan manalar. Şehit aleti ne demek? Şehit aletiyle, aha oldum, aha şehit. Ya Rus savaşında. Aha oldum, aha şehit. Aha vurdu, vurdu. O aletle Kur'an'ı tefsir ediyor. Lan ne işin var sen savaştasın, at üstünde Kur'an mı tefsir edilir? Baksana ekmek nerede, su nerede, düşman nerede. Onları düşünmen lazım. Kur'an'ı tefsir ederken Kur'an'ı manalarını avcılık şehitlik haletiyle e ona bir diyor e şey girdirdim diyor libas giydirdim. Onun adı da işaret edeceğizdir Peki buza niye dedi bize ne işimize yarayacak? Burayı okurken o haleti düşünerek onun haletine yakın olursan o nispette senin haletin açılır. Bunları se söylemesinin sebebi eski seyit yeni seyit o at üstündeki o halete yakın olursa o haletle yazılan manaya yakın olursun. Matan, Anlar. Dördüncü şua. Yani, yani o haletle yakalanan manalara o halete yakınlık nispetinde yakalanılabilir. De, evet. Sıdkiyet değil mi? Hasan abi Bodrum'da Çözüm. en son Çözüm, bu irfanı böyle gördüğümde <laughs> 24. sözün ikinci babamı mıydı? Neydi? İkinci <laughs> bab. Şimdi sanki ona ne hissediyorsun diye sorduğumuzda belki bir şey çıkar gibi. Bu halet öyle geliyor. Ne hissediyorsun efendim? Hem düşündüm. Evet. Ben kafamda bir şey de, Şimdi burada kesiyorum. Vahırda vahum ان الحمد <سؤال> لله رب العالمين الفاتحه مَا صلوات